Ekonomi Günlüğü programıyla tekrardan birlikteyiz. Ben Hatice Beştepe. Aktif Bank Özel Bankacılık Yatırım Danışmanıyım. Ekonomist ve sarraf Sayın Ömer Uzunoğlu ve Döviz Bürosu Yetkilisi Sayın Nevzat Gülsoy ile birlikte ekonomi anlamında sohbet edeceğiz. Programımız iki bölümden oluşacak. Birinci bölümde dünyadaki ekonomik gelişmelerden, ikinci bölümde Türkiye'deki ekonomik gelişmelerden sohbet etmeye devam edeceğiz. Sizin de sorularınız olursa aşağıdaki numaralardan bizlere ulaşabilirsiniz. Ömer Bey, buyurun lütfen. Peki, teşekkür ediyorum. Dostlar merhaba. Yeniden sizlerle birlikteyiz. Pandemi öncesi ara verdiğimiz programımıza inşallah bundan sonra her 15 günde bir devam edeceğiz. Sizlerle birlikte olacağız. Ben inanıyorum ki sizler de bizi çok özlediniz. Değerli dostlarım, dış politika ile başlıyoruz. Nevzat Bey'in tercihi bu. Ben iç dedim, o dış dedi ama tabii yaş olarak benden büyük olduğu için ben 26 yaşındayım. Doğal olarak Nevzat Bey'in söylediği dinlendi ve dış politika ile başlıyoruz. Dış politika deyince takdir edersiniz ki FED geliyor aklımıza öncelikle. Yani dünyada ne olup duruyor? Dünya konjektöründe neler yeniden yeşilleniyor, filizleniyor, onu inceleyeceğiz. Powell'ın konuşmaları son derece önemliydi görebildiğimiz kadarıyla. Powell piyasalara mesaj vermeye çalışıyor. İki türlü. Bir, güncel ekonomiyle alakalı Amerikan ekonomisi. İki, seçimler çok yakın. Ayın 5'inde, 5 Şubat'ta yeniden günüz oluyor. Senato eğer oylarsa yeniden ikinci dönem olarak başkanlığı alacak. Dolayısıyla bu iki tür ağırlıklı süreç, böyle tahmin ediyorum ki ben, Powell için çok kolay olmadı aşması. Piyasalar için söylediklerini izlediğimizde ben şunları satır başları olarak görebildim. Öncelikle dedi ki Amerika çok güçlü bir ekonomiye sahip. İki, Amerika'da enflasyon çok yüksek dedi. Üç, bilançolar çok büyük dedi. Dolayısıyla bilanço konusu Amerika'nın yumuşak karnı. Çok hızlı hareket etmek zorundayız dedi. Bu dört başlık anlayabildiğim kadarıyla Powell'ın konuşmasının önemli bir bölümünü oluşturdu. Dostlarım, Powell iş gücü piyasasıyla dedi, maksimum seviyede uyum içerisindeyiz. Kendi ifade biçimi. Bir diğer açıdan istihdam piyasasını dedi, bozmadan, daraltmadan çok geniş bir alanda rahatlıkla faiz artırımına gidebiliriz dedi. Tahmin ediyorum ben içinde bulunduğumuz yıl 4 veya 5 kez Fed'in faiz artırımı söz konusu. Çok büyük ihtimal bu. Belki yaklaşık rakamlarla yani 0.25'lerle gidebilir. Eğer çok sıkışık durum olursa ki enflasyon %7 Amerika'da son 40 yılın en yüksek noktasında, daha da üst segmentlere çıkarsa ki büyük ihtimal eğer biraz ucunu koyverirlerse onu geçmesi çok basit Amerika'da. Bize benzemiyor onları ama büyük ihtimal içinde bulunduğumuz anda Amerika'nın, Fed'in birinci öncelik gündem maddesi enflasyon. Bir diğeri de bilançolarda küçültme. Bu iki konu üzerine odaklandılar. İzleyebildiğim, benim görebildiğim bu oldu. Bu ortamda geçtiğimiz perşembe gününe kadar izlediğimiz trend şu oldu. Borsalarda sürekli bir geri geliş yılbaşından bu yana ve Amerikan dolarında bir tırmanış izledik. Perşembe günü hafif böyle o hava bozuldu. Bir nebze de olsa borsalar rahat nefes almadı ama hafif hafif nefes almaya başladı. Hayat öpücüğünü aldılar. Bu ortamda dolar 1.4 endeks olarak seviye gördü. Altın hafif gevşedi bu bağlamda. Şu içinde bulunduğumuz gün 1800 doları yeniden açtı. Yani 25-26 dolarlık bir çıkış var altında. Öyle tahmin ediyorum ki ben içinde bulunduğumuz yıl en az yani hissedebildiğimiz 4 veya 5 dolar ama sayı olarak 5'i garantileyecekler. Mart'ta başlayacak. Mayıs 2 ay sonra. Temmuz ve 2 ay devam edecek çok büyük ihtimal. Kasım'a kadar 5 faiz artışına gidecekler. 0.25 olabilir dediğim gibi belki enflasyonda çok absürt bir rakam onlara göre olursa yani çift haneye doğru ulaşacak olursa büyük ihtimal belki FED daha sıkı tedbir alıp 0.50'lik bir faiz artırımını dahi tercih edebilecek. İlk faiz artırımı
anlayabildiğimiz kadarıyla Powell'ın ifadesiyle 16 Mart tarihinde gerçekleşecek. Biz bunu görebiliyoruz. Yol haritası çizilirken tarım dışı istihdam var Amerika için. Çok önemli. Aslında dünya ekonomisi için de çok önemli. Bizim için de çok önemli bu çıkacak olan rakamlar. Tarım dışı istihdam 199 binlerdeydi. Büyük ihtimal beklenti 200 rahat çıkar ama 230'a kadar belki çıkabilir diyen var. Çıkacak rakam doların önümüzdeki süreçte kaderini belirleyecek bir nebze belirli oranda. Bilanço küçülmesi de çok büyük ihtimal Mart ve Mayıs aylarında belli bir biçime getirilecek, şekle getirilecek. Ona göre o hazırlanan projeye, plana göre bu noktada bilançoda sıkılaştırmaya gidilecek, yani daraltılacak. 4 Şubat dediğim gibi tarım dışı istihdam için çok önemli. Biden'ın bir açıklaması oldu. 7'sinde ayın Ocak'ta. Dedi ki biz dedi FED'e güveniyoruz ve çok büyük ihtimal dedi enflasyonun düşme noktasında FED aktif olarak piyasaya hakim olacak, gelecek ve enflasyonun düşmesini izleyeceğiz dedi. Çok büyük ihtimal anlayabildiğimiz kadarıyla içinde bulunduğumuz yıl FED faizlerdeki tırmanışla beraber enflasyondaki bu köpük diye nitelenen bölümü alabilecek. Yani onu tahmin ediyorum ben. Yani enflasyon konusunda 2022 yılında FED'in çok ciddi adımlar atabileceğini, dolayısıyla enflasyon hususunun biraz daha böyle gerilere doğru rakamsal bazda geleceğini hissedebiliyoruz. FED günümüzde tam olarak enflasyona odaklandı. Birinci gündem maddesi bu, başta belirttiğim gibi. İkinci de bilançolar konusuna odaklandı. O da çok büyük olduğu için değer olarak küçültmeye çalışacak. Fakat 9 trilyon dolarlık bir varlıktan bahsediyoruz. Bunu öyle bir anda hazmedebilmek mümkün değil. Yani bir anda bunu küçültebilmesi mümkün değil. Çok büyük ihtimal belki yıllar sürecek bir süreç bu ama hangi hızda, hangi oranda, nasıl olacak onun daha şeyi çıkmadı. Şablonu net olarak ortaya konulmadı. Dostlarım belki de önden yüklemeli bizim faiz artırımlarımız gibi bir tercihte bulunabilir FED. Yani bir de o nokta var. Onu da göz ardı etmemek lazım. Önden yüklemeli olabilme şansı var. Benim anlayabildiğim, görebildiğim kadarıyla bu. Nevzat Bey ben bir ara vereyim. Devam eder misiniz? Yoksa devam şöyle söyleyeyim. Ha. Aşağı yukarı biz hemen hemen 2 yılı buldu mu program yapmayalı? Yaklaştı tabii oldu. Nevzat Bey. Tabii. Pandemi başıyla beraber bıraktık. 2 yıl oldu. Şimdi şunu diyeceğim. Hemen hemen 25-26 yıldır bu programı yapıyoruz. 2 yıldır da yapmadık. Zaman zaman da ara verdik. Aklıma şey geldi. Fransa'da bir gazete çıkardı. Şimdi adını hatırlayamadım da. Bu gazetenin hangi gün yayınlanacağı, hangi kaç sayfa olacağı hiç belli olmazdı. Bir bakarsın 20 günde bir yayınlanır, 32 sayfa çıkar. Bir bakarsın ayda bir yayınlanır, 18 sayfa çıkar ama bu gazete çıktığı zaman müthiş kapış kapış Fransa'daki bütün gazetelerin tirajı kadar bu gazete satardı. Çıkacağını da kimse bilmezdi. Çıktığı gün sabah herkes birbirine fısıltı halinde gazete basılmış, basılmış diye bayilerin önünde acayip kuyruk olurdu. Müthiş popüler bir gazeteydi. O gazete niye böyle popülerdi? Düzenli bir yayın yok, belli bir sayfası yok. O gazetede Fransa'da yazılamayanları yazan son derece düzgün, son derece objektif, namuslu, vatansever bir gazeteydi. Onun için anormal bir tirajı olurdu. Şimdi bizim programı da ona benzetiyor. Doğru. Şimdi bir bakıyorsun 6 ay hiç program yapmıyoruz. Bir bakıyorsun işte 15 günde bir yapıyoruz. 2 senedir yapmıyoruz ama 25 yıldır bu programın bir mazisi var. Yani şimdi siz konuşunca aklıma o geldi. İşte kesinti verdik, yaptık falan deyince. Ama mecbur. Yani halktan da zaten öyle tepkiler alıyoruz. Şimdi bir de bu FED olayına gelince. Yani bunun lamıcımı yok. Adam bana diyor ki altın ne olur diyor. Demir ne olur diyor. Veyahut da diyor ki işte inşaata başlayacağım, temel açacağım. Temel açayım mı? Size bankacı olarak çok soruyorlardır Atıcan. Temel açayım mı? Evler satılır mı diyor. Şimdi ben adama diyorum ki, bak kardeşim, FED diyor ki, ya FED kim diyor ya, Amerika Merkez Bankası. Ya FED'i karıştırma sen. Demir düşer mi çıkar mı diyor. Al başına belayı. Ya bak arkadaş, FED diyor ki varlık alımını azaltacak. Ya da faizi, ya sen boş ver, sen bana demir iner mi çıkar mı? Ya bu şuna benziyor. Hani bir Milli Eğitim Bakanı okullar olmasaydı milli eğitimi çok güzel yürütürdüm diyor ya. Şimdi kamuoyu şunu bilmeli. Bunun lamıcımı yok. İster Amerikan yanlısı olun, ister Amerikan karşıtı olun.
Dünyada parayı belirleyen Amerika ve Amerika Merkez Bankası FED. Bunun lamıcımı yok. Yani FED bugün hapşırsa, nezle olsa dünya zatürre olur. Şimdi bu nasıl oluyor da böyle oluyor diyeceğiniz. Yarın deneyin. A bankasında 100 dolarınız var. Çekemiyorsunuz Hatice Hanım. Bunu B bankasına göndereceğiniz 100 dolara ya 100 dolar. Bu para Amerika'ya gidiyor. Onay alınıyor. Sweep yapıyorsunuz. Evet, Amerika oradan komisyon alıyor. Yan taraftaki bankaya geliyor. Şimdi adam doları öyle bir bağlamış ki. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra o Bretton Woods'ta 1944'lerde bütün dünyayı masaya oturtmuş. Gelin bakayım. O IMF Birleşmiş Milletler'in falan kurulduğunda bütün dünya artık bundan sonra doları bilecek demiş. Dolardan başka para istemiyorum. Kimseden de itiraz istemiyorum. Resmen bu. Yani ben bunu belki biraz sadeleştirerek söylüyorum ama yani bilimsel terminoloji de öyle değil. Vay işte bilmem şu bu onu geç. Ben harbiden söylüyorum. Diyor ki Amerika topluyor masaya herkesi dünya devletlerini. Bundan sonra herkes dolar kullanacak. Ve benden habersiz de doları yine kullanamayacak. O bizim İran, Rıza, Zara falan işinde orada dolar Amerika'dan habersiz kullanıldığı için bu hadiseler oluyor. Yani o 100 doları da bankadan bankaya Amerika'dan bağımsız gönderemiyor. Şimdi Amerika dünyayı masaya oturuyor. Dolarda antat kaldık mı kaldık. Oradan tek itirazlar falan geliyor. Ya biz dolar tamam da doların karşılığı. O da diyor ki tamam doların karşılığı var. Doların karşılığı altın var. Ne yapıyoruz? Bir ons altına diyor. 35 dolar ben size blok ediyorum. Yani ben size dolar veriyorum, kağıt veriyorum ama karşılığında da burada altın var. Blok ediyorum. Dolarınızı getirdiğin zaman altınınızı alırsınız diyor. Getirin bir ons altın, vereyim size 35 dolar diyor. Ha dünya bu sefer bundan da bir güven duyuyor. Nihayet dolar ve karşılığı altın diye. Ve dünya komple dolar izi oluyor. Ta ki 1971'de petrol krizi olduğu zaman Amerika artık o zaman diyor ki ben doların karşılığını altın multun blok etmiyorum. 1973'te dalgalı kura geçiyor. Çanak çömlek patladı. Bundan sonra doları getirene bir şey yok. Doları getirene dolar var. Altın multun yok. Altını falan blok etmiyorum diyor 73'te. Zaten ondan sonra dolar falan anormal düşüyor. Altına bağlı olan dolar düşüyor. Şimdi bunları niye anlatıyorum? Şimdi adam diyor ki doları boştur. Ya böyle bir iş olmaz. Şimdi şuraya geleceğim. Amerika 1907'de kurulan FED 2007'ye kadar 100 yıl bilançoyu 4,5 trilyon dolarından dünyaya finanse etti. 100 yıl. 1907, 2007. 100 yılda dünyada dolaşan doların miktarı 4,5 trilyon dolar. Sonra 2008'de Amerika'da dünyanın en büyük bankası Lehman Brothers batınca, brother kardeşler, işte o zaman Amerika anormal şekilde dolar basmaya başladı. Ne oldu bu sefer? 100 yılda 4,5 trilyon dolarla dünyayı finanse eden FED, Amerika Merkez Bankası, o 2007-2008'de bastığı dolarlarla bu para 8,5 trilyon dolara çıktı. Yani 100 yılda 4,5 trilyon dolar, 2007'den sonra 3-4 yılda 8,5 trilyon dolar. %100'e yakın dolar arttı. Bu dolarlar ne oldu sonra? Sonra ne oldu? Amerika bu dolarları helikopterle dünyanın her tarafına attı. Faizler eksi oldu. Faizler eksi oldu. Müthiş de bir dolar bolluğu oldu. 2008'de o Lehman Brothers krizini atlatmak için 2009, 2010, 2011'de dünyanın her yerinde bu sefer anormal bir dolar bolluğu oldu. O zaman Türkiye o dolardan nasiplendi. Şimdi şuraya geleceğim, asıl konuları birbirine bağlayacağım. O 2008'de Lehman Brothers'dan dolayı büyüttüğü bütçe 8 küsür trilyon dolara çıkan paralar tekrar geri aynı bugünlerde, yani yatırımcılar bundan sonrasını çok iyi izlesin. Yani parayı ne yapacağım, yatırım ne yapacağım şu cümleden sonrasını çok iyi dinlesinler. O 2008'den sonra basılan paraları 2013'te Amerika aynı bugünleri gibi tekrar çekmeye başladı o varlık alımlarını falan. Bak 2013 bugün ne? 2022. Birebir aynı dünyada olan olay. O zaman paraları bastı. 2008'de, 2013'te çekti, faizler artırdı, parayı çekti. Şimdi de FED'in açıkladığı önce varlık alımlarını azalttı. Yani o şu demek, orayı karıştırmamak lazım. Öncelikle piyasaya para pompalıyor idi. Şimdi bu para pompalama işini
Her ay önce 15 milyar dolar azalttı. Şimdi 30 milyar dolar azalttı. Mart ayından sonra da piyasaya para vermeyecek. Yani yeniden piyasadaki doları artırmayacak Mart'tan sonra. Ondan sonra da piyasadan para çekmeye başlayacak. Yani şu anda gazeteler falan yazdı işte Amerika varlık alımlarını azalttı dediği, piyasaya sürdüğü parayı azalttı. Daha piyasadan para çekmedi. Piyasaya sürdüğü parayı azaltıp ondan sonra sürmemeyip tekrar girip piyasadaki parayı toplayıp ve faiz artırım sürecine girecek. Ha bu önümüzde ne olacak? Önümüzdeki günler 2013'te ne olduysa o olacak. Yalnız orada şöyle bir çelişki oldu. 2013'te koskoca FED bile biraz daha acemi davrandı. FED 2013'te o paraları çeker iken Bernanke FED başkanı iken çok heyecanlı ve panik halinde davrandılar. Paraları çekerken faizi yükselttiler. Dünyada bu sefer ne oldu? Züccaciye dükkanına fil girmiş gibi 2013'teki politikadan dolayı dünyadaki bütün borsalar %30-35 düştü. Dünyadaki bütün paralar %30-35 devalü oldu. Bak 2013'te. Şimdi vatandaş bana sorduğunda benim vatandaşa diyeceğim şu. Git 2013'te ne olduysa önümüzdeki aylarda, yılda da o olacak diyeceğim. Ama şimdiki Powell ve ekibi Bernanke'nin o 2013'teki heyecan ve paniğinden yeteri kadar ders aldığı için dikkat edin, bir buçuk yıldır FED hep sözlü müdahalelerle dikkat edin, faizleri artıracağız, işte varlık alımlarını azaltacağız diye bir buçuk yıldır piyasayı hazırlıyor. Sözel şimdi, boyutta da hakim. Zaten işin önemlisi, insanları ikna ediyor bağışlayın. İşin önemlisi işte Türkiye'nin en büyük zaafı Merkez Bankası'nın öyle sözel yönlendirememesi. Şimdi adamlar bütün hedefleri enflasyonu ikiye çıkarmaktı. Biz ve bizim gibi ülkelerde enflasyonu düşürmeyle uğraşır iken onlar enflasyonu ikiye çıkarmaya çok uğraştılar. Ve çıkardılar. Ama bu sefer kontrol kaçtı, 7'ye çıktı. 1982'deydi Amerika'daki 40 yıl önce. Şimdi 7'ye çıktı. Önce piyasaya sakinleştirdiler. Ya bu enflasyonun artışı geçici, panik yapmayın falan filan. Ama enflasyon hedefleri 2'ye çıkarmak iken 5-6'ya gelince bu sefer Powell falan başladı. Ya bu çok da geçici değilmiş. Dikkat etmek lazımmış diye yine piyasayı yavaş yavaş hazırladı. Şimdi artık piyasayı sözde oynayacak alanı gittikçe daraldı. Çünkü enflasyon yedi ve halen yükseliş eğiliminde. Ha bu sefer ne olacak? İşte faiz artırımları başlayacak. 0.25-0.25 civarında. Bugün Hatice Hanım'la da konuşuyorduk. Bank of America 7 defa mı artıracak bu sene diyordu. 6 mı siz diyordunuz? 5 defa fiyatladı. 5 defa fiyatladı. Ve bununla ilgili şunu da söylediler. Çok pardon. Yok, devam edin. Siz ben yine anlatırım. Siz abi, devam edin sonra o ben o tarafta alırım. Şunu söylüyorlar. Aslında baktığınızda Aralık 2021'de piyasa 3 tane faiz artışını fiyatlıyordu. 2022 aynen. için. Tamam. Biz ocağa geldiğimizde geçen haftaki toplantıdan sonra 5 faiz artışını fiyatlamış durumdayız. Powell piyasayı o kadar güzel sözlü yönlendirdi ki dediğiniz gibi. Mart'ta 0.50 artırsa piyasa buna şaşırmayacak. Ya da Mayıs'tan itibaren her toplantıda artışa gitse buna da şaşırmayacak. Piyasayı çok güzel hazırladı bu anlamda. Yani orada çok güzel ortalığı toparladı. Net bir cevap vermemekle birlikte tüm kararlara açık olduğunu, piyasayı şaşırtmayacağını çok güzel dile getirdi. Çok güzel bir noktaya temas etti. Şimdi aslında Amerika'daki Fed'in başkanlarının hepsi böyle. Evet. Safi tecrübe, safi profesyonel. Şimdi Powell o 2013'teki heyecan ve paniği de değerlendirerek, algılayarak, analiz ederek, şimdi Hatice Hanım'ın dediği gibi bugünkü olayı çok güzel yönetiyor. 2013'te bunlar bu kadar yürütemedi. Yani şunu diyeceğim. Bu Amerika'daki Merkez Bankası başkanları bak. Şimdi kim? Powell. Önce kim? Bernanke. Örneki kim? Janet Yellen. Daha sonra da Ellen Greenspan mi? Geriye doğru git. Ya da Volcker. Yani şimdi Powell, işte Bernanke, Janet Yellen. Ondan sonra şey işte şu senin manyak gözlüklü var ha. Karısı diyor ki beni diyor 4 defa yemeğe götürdü diyor. O Ellen Greenspan. Öyle anasının gözü ki. Karısı diyor ki biz bundan diyor flört ediyoruz diyor. Beni 4 defa yemeğe çıkardı diyor. Her birinde dişiyle dil arasında konuşuyor diyor. Ta 5. de sen ne diyorsun ya dedim diyor. Meğerse bana evlilik teklifi diyormuş diyor. Merkez Bankası Başkanı böyle de ketum bir adam mesela. O Ellen Greenspan.
O da müthiş. Müthiş bir adam o. Müthiş bir adam. Alan Greenspan bir basın toplantısında diyor ki gazetecilere, ey diyor değerli medya mensupları, siz beni anladığınızı sanıyor iseniz demek ki yanlış anlamışsınız diyor bak. Siz açık beni şey. Anladığınızı, ben de kendi kendime dedim ki lan karısı da zaten öyle diyor aynı bunun gibi. Dört defa evlilik teklif etmiş, kadın anlayamamış. Bunu niye anlatıyorum? Bunu şimdi şunun için anlatıyorum. Şimdi o Alan Greenspan, Janet Yellen falan. Bir de Stanley Fisher. Bunlar anasının gözü insanlar. Kimisi üniversitede profesör. Şey. Ekonomi profesörü falan. Şimdi bu adamlar nasıl yetişiyor? Bu adamları önce alıyorlar. Buradan benim anlattıklarımdan bürokratlar çıkaracağı ders çıkarsan ya da siyasiler. Bu adamları alıyorlar. Önce başkanın ekonomik danışma konseyi var orada Amerika'da. Kimin? Clinton'ın, kimin bilmem Biden'ın. Ekonomik danışma konseyi var. Yani düşün ki bir merkez bankası yönetiminin gizli bir yönetim gibi, gölge yönetim gibi. Başkanın ekonomik danışma konseyi, başkanla beraber aslında ülkenin para politikasını idare ediyorlar. Ondan sonra başkanla yapılan toplantıyı o ekonomik konseyin başkanı, bir ara işte Janet Yellen, o da gidiyor merkez bankası yönetimiyle o başkanın konseydeki ve başkanın görüşlerini merkez bankasına empoze ediyor. Şimdi öyle oluyor ki başkanın yanında 4-5 yıl yetişiyor. Merkez Bankası'nın yönetimine giriyor. 4-5 yıl orada. Ya da işte bölgesel orada 12 tane işte FED başkanı bölgesel var ya. Ya da bölgesel FED başkanlığı yapıyor. Şimdi öyle bir durum oluyor ki adam Merkez Bankası'nda Amerika'nın politikasını 10, 12, 15 yıl sindiriyor. Ondan sonra Merkez Bankası başkanı olduğu zaman adamın hata yapma lüksü bile kalmıyor. Şimdi bunları hesapla. Mesela Stanley Fisher dediğin adam, hatırlayın 2001 krizinde Türkiye'ye geldi. Gazi Ertel bizim Merkez Bankası Başkanı'ydı. Merkez Bankası'na oturdu. O gece fonlamayı yaptırmadı. Faizler 33'ten 7000'e çıktıydı. O Stanley Fisher var. Şuraya geleceğim Ömer abi. Aslında burası çok önemli. Yani bunlar var ya, çok saygın beyefendi adam falan filan görüyoruz ya. Bunlar aslında finansal emperyalizmin ta ciğeri. Stanley Fisher dediğin adam bak. Üniversitede en önemli profesör. Senin ta Avrupa'daki Drahi'yi falan o okutmuş adam bak. Onların hocası. Hocaların hocası bak Stanley Fisher. 2001'de Türkiye'ye krize kasıtlı olarak sokan adam. Şimdi bu adam IMF'de başkan yardımcılığı yaptı. Sonra döndü gitti İsrail'de Merkez Bankası başkanı yaptı. Amerikalı profesör. İsrail'de Merkez Bankası başkanını yaptı. Sonra adam döndü geldi FED'de başkan yardımcılığı yaptı. Yani adamların Amerikan ekonomisi ve dünya ekonomisiyle yoğrulduğuna bak. Şimdi bu adamlar orada FED'i yönetiyor. Diğer ülkelerde de işte siz, ben, tesadüfü ya da bilmem şöyle böyle oluyor. Yani Merkez Bankası öyle şeyden sıradan falan bir olay değil. Yani Merkez Bankası çok çok önemli. Oradaki kadroların böyle ne bileyim pişerek gelmesi lazım. Yoksa getiriyorsun birisini Merkez Bankası başkanı yapıyor. Çok iyi insan olabilir. Ama hayatında belki de 100 dolara döviz bürosuna bozdurmamıştır gibi. Şimdi kişilerle çok uğraşmayalım. Yani diyeceğim fakat şu. Fakat bu nokta çok önemli Nevzat Bey. Şu söylediğiniz şey var ya, o kadar önemli ki. Şimdi ben Türkiye aklıma geliyor da. Benim ya, adamım olacak. Ömer abi bu vatan için nereye benim yapmadık? Adamım kimimiz olacak. Nutuk attık, kimimiz öldük hesabı. Hayır, benim adamım olacak. Ben gelmişsem iş başına, benim partim gelmişse benim adamım olacak. Başka adam olursa haşa olmaz. Abi orada öyle şey yok. Anlatamadım. Bakın anlatamadım. Anladım. Başarıdan söz ediyoruz. Dünya liderliğinden söz ediyoruz. Dünyaya hakim olmaktan söz ediyoruz. Parayı yönlendirmekten söz ediyoruz. Nasıl adamlar yönlendiriyor? Biz ne yapıyoruz? Yani durup düşünmemiz gerekiyor. Özür dilerim. Altını kalın çizeceğim ben bunu. Çok özel bir şey bu. Anlayabilen için. Yani başarı böyle oluyor. Pişerek geliyor. Ayrıştırmıyor adam. Ben partim geldi. Senin partin geldi. Benim adamım senin adamın demiyor. O insana sahip çıkıyor. Onun politikasına saygı duyuyor. Bizde her şeyi yok et. Benim adamımı getireyim, oturtayım. Oturduğum adam yetersiz. Bir ay sonra, iki ay sonra alayım. Yeni bir adam geleyim, oturtayım. Onu alayım, bir başkasını getireyim. Ne oluyor Nevzat Bey? Nereye gidiyoruz? Geldiğimiz nokta bura. Şukur. Şimdi Ömer abi çok haklısınız. Bir de şöyle bir durum var. Amerika'da da başkanlık sistem var. Başka ellerde de var diyelim. Merkez Bankası işte başkandı. Amerika başkanı atıyor. Hatta senin Biden bugün yarın şey atacak. Yönetim kuruluna Philip Jefferson'ı Amerika FED yönetim kurulu üyeliğine
bugün yarın Joe Biden şey atacak, Philip Jefferson, o adam da zaten enflasyona karşı faizlerin yükselmesinden yana. Buradan yani şunu diyeceğim, Fed'in Şahin tavırları da Jefferson'dan beraber yine devam edecek. Şimdi orada senin adam benim adam diye, orada öyle bir olay var ki, orada devlet, başkan falan onları geç. Orada bizzat bu olayların içinde bak, merkez bankaları bağımsız dünyanın her yerinde. Bu hikayeden bir iş. Tabii ama, canım. Ama. Hiçbiri bağımsız değil. Amerika'da ya, hiçbiri bağımsız değil. Aynen öyle bak. Merkez bankaları bağımsız. Literatürde böyle. Ama Amerika'da devlet ve derin devlete göbekten bağlı. Kim ne dese desin. Amerika'da FED'e, merkez bankasının içerisinde CIA ve Pentagon anormal derecede hakim. Kim ne dese desin. En az belki Biden hakim. Şimdi adamlar oradan kazanıyor. Mesela şimdi Amerika'yı düşün. Çin'i düşün. Ya adam Çin'den mal alıyor. Karşılığında bono veriyor. Şu anda Çin'in 4 küsür trilyon dolar elinde Amerikan hazine bonoları var. Bunlar da Amerika'da duruyor. Çin'de de değil. İşin garibi en büyük kayıt dışı bunlar da o paranın %1.5 trilyon doları FED'de resmi olarak bilançoda görünüyor. 2.5 trilyon doları da Pentagon'la CIA'nın arasında. Yani adamlar bu işi var ya öyle güzel profesyonelce yapıyorlar ki dışarıdan baktığın zaman Merkez Bankası bağımsız ama iliklerine kadar devlet ve derin devletin kontrolünde. Evet. Şimdi eski Amerika Başkanı Hoover'ın kızı anılarını yazdı. Anılarında diyor ki, okudum. FED diyor, Merkez Bankası çok ciddi kararlar aldığı zaman diyor, en son Merkez Bankası Başkanı duyardı diyor. İşte bunu ben demiyorum. Gerçek, ya. Evet. Başkanın kızı söylüyor. Ve üstelik bunu bana sohbet esnasında söylemiyor. Yazılı belge var. Kitapta yazıyor bu ya. Merkez Bankası çok ciddi karar aldığı zaman diyor, en son Merkez Bankası Başkanı duyardı. Çok anlamlı bir şey biliyor musunuz Nevzat Bey? Çok anlamlı bir şey bu ifade biçimi. Yani nereden geldiğini, temelin ne olduğunu orada ispatlıyor. Yani o oradaki devletin kuramlarının ne kadar köklü ve oturmuş olduğu. Kurallarını. Yani ne kadar köklü ve oturmuş olduğu. Devam edelim mi? Tabii. Hakkınıza tecavüz etmeyin diye. Sorayım yoksa ben. Hayır. Devam edeceğim yoksa. Buyurun lütfen. Şimdi annem sağ olsaydı derdi ki, oğlum burada da çok konuşuyorsun, orada da az konuş da birbirleri konuşsun. Ben de Ekrem Hoca'ya konu için derdim. Ekrem Hoca, evet, kulakları için nasıl? Epey emeği var değil mi Nevzat Bey? Güzel bir arkadaşımız. Güzel bir kardeşimiz. Enflasyon büyük ihtimal yalnız Türkiye değil galiba, dünyada da baş kaldırmaya devam edecek gibi, yani görebildiğimiz o. Yani yalnızca Amerika'yı baz almayalım. Diğer ülkelerde de, hepsinde dünyanın, hatta Batı ülkeleri dahil alayında da enflasyon ciddi boyutta bir sıkıntı olacak. Buna alışacağız yani, bu böyle gidecek gibi. Ve beklentilerin çok daha üzerinde rakamlarla karşı karşıyayız. Bunu her tarafta görebiliyoruz. İşten sonra açıklan Avrupa'da rakamlar gayet yüksek. Almanya'da, diğer ülkelerde çok yüksek. Buna çok özür diliyorum. Dediğiniz söze katılıyorum orada Ömer Bey. İngiltere'nin faiz kararı olacak. İngiltere'de bu faiz adımı konusunda çok geç kaldığını düşünen ülkelerden. Orada da Perşembe günü 0.25'ten 0.50 bir faiz artırımı piyasada olacak, fiyatlanmış durumda. Buyurun lütfen. Benim gördüğüm şu anda FED'in yaptığı, daha elense çekiyorlar. Isınma hareketleri yapıyorlar. Büyük ihtimal asıl maç başlamadı, yani güreş başlamadı benim anlayabildiğim. Bunlar ısınma turları, elense. Bundan sonra gerçek güreş başlayacak yani. Bundan sonra göreceğiz ve bundan sonra para eskisi gibi bol olmayacak. Bilançolar şişmeyecek, şişirilmeyecek. Faizler artacak. Para sıkışacak, sıkılanacak. Peki biz böyle bir konjektürde ne yapacağız? Zannediyor muyuz ki yabancı yatırımcı bize böyle koşarak gelecek, kucaklayacağız? Öyle bir dünya yok artık. Amerika'da da yok öyle bir dünya. Dolayısıyla FED'in atacağı adımlar, o size demir çimentoyu soran adamlar, keşke bunları bilseler. O kadar önemli ki dünya için. Yani Türkiye'de ne olacağının bir noktada başlangıç şarteline Amerika'da basılacak. FED basacak yani. Bizim ne yaşayacağımız konusunda, ama maalesef bizim insanlarımızın çok özel bir niteliği var. Benim asıl kişisel gelişimden dolayı tecrübem budur. Daha önce de sizlerle konuştuk. Doğuştan biz genel olarak her şeye hakim olduğumuz için, her şeyi bildiğimiz için FED bile bizim için hiçbir anlam ifade etmez. Veya Amerika bir anlam ifade etmez. Çünkü en iyi bilen biziz, ama dünyanın ipini çekecek adamlar orada işte. Düğümü atacak adamlar veya düğümü çözecek adamlar orada maalesef. Para muslukları bir kere kesin olarak bilelim. Sıkışacak, sıkıştırılacak. Varlık alımları bir taraftan durduruluyor.
biliyorsunuz. Bilançolar değişik bir boyuta taşındı. Yani o şişkinlik gidecek, onun şeyini alacaklar, köpüğünü alacaklar ve en tehlikelisi dünya için bana göre Amerika'nın faiz artırımı. Amerika dünyadaki bütün parayı yeniden kendine döndürecek. Yani o andan itibaren Türkiye'de öyle veya dünyanın farklı bir ülkesinde parayı tutabilmek, yatırımcı tutabilmek çok kolay değil. Bir başka açıdan da istatistiki boyutta incelediğimizde şunu görüyoruz. Benim anladığım bu oldu. Dikkat ediyorum ben, 9 haftadan beri Türkiye'den sürekli olarak para çıkıyor. Yani yabancı yatırımcı bono tahvil, borsa, swap'taki pozisyonlarını bozuyor ve para çıkartıyor Türkiye'den. Çok ilginç bir şey. Aslında bunlar o elensenin başlangıcın işaretleri, yani olacak bu. Önümüzdeki günlerde de bu. Bizim bu insanları yeniden Türkiye'ye getirebilme gibi bir şansımız var mı? Bir kendimizi sorgulayalım isterim ben yani. Öyle çok kolay değil bu adamları dışarıdan. Bizim düşündüğümüz gibi onlar düşünmüyorlar. Onlar rakamlarla konuşurlar. Bizim gibi böyle anlatarak, nasihatla, dini ortaya getirerek bu işi sürükleyemezler onlar. Onların yapıları farklı. Yani biz belki iç konjektürde çok daha rahat bu işi becerebiliyoruz ama dışarıdaki insanları bu noktada ikna edebilme gibi bir şansa sahip olmadığımızı ben çok net hissedebiliyorum veya algılayabiliyorum ben. Aslında bir parasal iklim değişikliği yaşayacak dünya. Gözlemlediğimiz bu. Yani net olarak bir iklim değişikliği yaşayacağız ve hala hazırda onu yaşamaya başladık. Ve bu duruma bana göre ekonomi ve piyasalar adapte olmaya çalışıyor artık bugün. Yani FED'in atacağı adımlara yavaş yavaş kendilerini adapte etmeye başlıyor piyasalar. Yalnız Amerika değil, dünya piyasaları. Türkiye hariç. Bizi çok özür diliyorum. Koy, çünkü biz her şeyi biliyoruz. Bizde her şey var. Biz her şeyin en mükemmelini gerçekleştiririz. Yani çok özür diliyorum. Eğer biraz daha bana da anlatsalar inanır mıyım bilmiyorum ama ben Amerika'ya kredi verebileceğimizi bile önümüzdeki yıllarda hayal edebilirim. Yani öyle bir Türkiye var çünkü bugün günümüzde. Bakıyorsunuz büyüme rakamları geçmedik oraya ama %10'un üzerinde. Çin 8.3, biz 11. Ya dedim ki Allah aşkına şu damarlara indiğimizde, kılcal damarlara var mı oradan bir faydalanan? Bakıyoruz yok. Ha, bir büyüme var da nasıl bir büyüme? Bilanço, yani kağıt üzerinde büyüme. Bilmiyorum ben ya, ne kadar doğruyuz, ne kadar yanlışız bilmiyorum ben. İşte Amerika'daki rakamlar açıklanıyor. Almanya'daki rakamlar açıklanıyor. Bakıyorsunuz büyüme rakamlarına, bir de bizimkine bakıyorsunuz. Allah'a havale, uçuyoruz biz ya. Ne zaman Amerika'ya kredi vereceğiz, bunu çok merak ediyorum Nevzatçığım ben. Samimi olarak söylüyorum yani, bir gün vereceğiz de. Bak sor, bizim millete kesin vereceğiz yani. O konuda rahat ol. 7 rakam bana göre gerçekten çok tehlikeli. Yani ciddi konuşmak gerekirse Amerika'da enflasyonun 7'ye ulaşması çok ciddi bir nüans, ayrıntı ve bundan sonrası bana göre eğer çok az boşluk bırakırlarsa belki onu bile devirebilir. Yani çift haneyle bile Amerika tanışabilir. Bunu çok net söyleyeyim. Görebildiğim profil bu benim. Şimdi bir diğer açıdan da bol ve ucuz para varken finans tarafında yaşananlar vardı. Yani onların karı anormal boyutta artıyordu. Finans boyutunda. Diğer tarafta da reel kesim onlara bakıp yutkunuyordu. Daha sonra onlar dediler ki ya biz alın terimizi, akıl terimizi ortaya koyalım. Üretimimiz değer kazansın. Biz de dedi kar payımızı artıralım. Alıp satarken, ticaret yaparken onlar da bir taraftan pastadan pay almaya çalıştılar. Başardılar, öyle görüyorum ben. Başarabildiler. Ve bol ve ucuz para bundan sonra olmayacak. Aslında yatırım yapacak insanları ben Türkiye'de bu noktada uyarma ihtiyacı hissediyorum. Dolayısıyla istisi kadar bol para olmayacağı için, paraya ulaşmak dünyada daha zor olacağı için her birimiz, ticaret yapan insanlar veya herhangi bir yatırıma tevessül edecek olan insanların bu konjektörü göz önünde bulundurarak adım atmalarının kendileri açısından çok doğru olacağını hissediyorum veya düşünüyorum ben. Ve dünyada bir başka şey de tehlike. Enflasyon açısından şu, tıpkı bizde olduğu gibi pandemiyle beraber bir düşüş vardı ticarette. İnsanlar evine kapanmıştı. Doğal olarak bu perde kalkınca insanlar ihtiyaçları olanın üzerinde şeylere saldırmaya başladılar. Yani alım yönünde özellikle Türkiye'de bunu çok rahat görebiliyoruz. Bu açıdan da enflasyonu öyle kontrol edebilmek veya frenleyebilmek çok kolay olmayabilir tabii. Amerika başarı, o ayrı bir olay ama gerçekten bu talep enflasyonu öyle küçümsenecek bir ayrıntı değil. Çok özel bir ayrıntı bana göre, benim gördüğüm kadarıyla. Ve hala bugün dünyada izleyebildiğimiz kadarıyla tedarik zincirde tam olarak dizayn edilemedi.
Yani orada da kopukluklar var. Tedarik noktasında çok ciddi kopukluklar var ve lojistik çok pahalı. Bunu kendi ülkemizden de gözlemleyebiliriz. Mesela benim yurt dışına ihracat için tır şirketi sahibi arkadaşlarım var. Yani 1'e 4 hatta 1'e 5 katladığını söylüyorlar. Sizlerin de bilgisi vardır. Konteynerların yani bu tırların yani müthiş paralar ödeniyor buraya. Bu açıdan da yani eskisi boyutunda bir ticaretin olamayacağı gibi bir duya sahibim. Bunu da arz etmiş olayım açık olarak. Şimdi, Nevzat Bey zaman yaklaşıyor ama siz konuşun ondan sonra. Şöyle söyleyeyim bu paranın kıtlaşma işine gelince. Şimdi eskiler derdi ki 7 yıl bolluk 7 yıl kıtlık. Ayrı onun gibi oldu. Şimdi Amerika parayı bastı. Dünyada sırf Türkiye'de de dünyada piyasalar coştu. Müteahhitler temelden daireleri sattı. Arabalarda kuyruk oldu bizde değil sadece. Evet dünyada. Hatta en az bizde oldu belki. Nevzat Bey çok özür dilerim. Bir izin verirseniz açacağım. Bugün açıklanan bir rakam var Nevzat Bey. Araçların dünyada yani Amerika ve Avrupa'da fiyat olarak kendi para birimlerinden %10 daha değer kazandığını açıkladılar bugün. Doğru, rakamsal bazda. Doğru. Amerika'da özellikle ikinci el falan geçen toplam bir yıl içinde mi? %36 falan arttı. Bir de bunların arttı. Bize yansımasını hesap edelim. Şimdi şunu diyeceğim. Eskiler işte 7 yıl kıtlık bolluk işine geleceğim. Dünyada ve piyasada para boldu. Üstelik Türkiye bundan en az nasiplendi nemalandı. Evet Nevzat Bey. Yani dünyada faizler eksiyken, sıfırken bizim büyük grupları falan %4-5'te falan zor borçlandı. Borçlanamadı, borçlanamadı. O fiyattan borçlandı. Türkiye değil, şimdi, o açıklayın yani dışarıya. Böyle paranın en ucuz olduğu zaman. Şimdi paranın ucuzluğu bitti. Yani şimdi ne oldu? Birinci yarıda rüzgarı arkasına aldı dünya. Düşün ki futbol oynuyorsunuz. Vurdu, gol oldu. Vurdu, gol oldu rüzgar arkasına. Şimdi FED düdüğü çaldı. Haftayım dedi. Kaleler değişecek. Şu anda haftayımda dinlenmedeyiz. 15 dakika sonra, işte 1-2 ay sonra. Yeni baş başlayacak. Şimdi kaleler değişecek. Rüzgara karşı oynayacağız. İkinci. Yani ne olacak bu sefer? Temelden daireleri satan müteahhitler şimdi aynı verimi alamayacak. Ya da konut kredilerinde bu kadar caziplik vardı. Karı koca çalışıyordu. Birisinin maaşıyla ev falan alıyordu. Kredi falan ödüyordu. Artık o imkanlar olmayacak. Yani hani Afrika atasözü var ya, denizler yükseldiği zaman balıklar karıncaları yer, denizler çekildiği zaman da karıncalar balıkları yer. Şimdi denizler çekilecek, bunun amacı mı yok? Yani bu kadar ucuz konut kredileri olmayacak. Bu kadar böyle cazibe ticaret olmayacak. Ha siz de diyeceksiniz ki Türk halkı buna da müstahak. O da ayrı bir konu. Şimdi adam eline Avrupalısı. İşte hepiniz gittiniz gördünüz. Orada diyelim Hollanda tipi evde oturuyor 40-40-80 metrekare evde. Adam sermayeyi biriktirmiş. Getirmiş Türkiye'ye banka açmış. Şimdi ben de gidiyorum. 150 metrekare evde oturan bir vatandaş. Bankanın sahipleri, o ülkenin yurttaşları 40-80-70 metrekare evde otururken biriktirdiği parayı da bana konut kredisi adı altında Türkiye'de faizle satarken ben de onlarla o faizden parayı alıp 150 metrekare evi küçük bulup 250 metrekare eve çıkıyorum. Sonra da döviz arttığı zaman, faiz arttığı zaman bacaklarım titriyor. Müstahaksın sen buna. Ya sana parayı satan adam 70-80 metre evde oturuyor. Avrupa'daki. Hadi git o şeye Japonya'ya. 20-30 metre evde oturuyor. Ben Japonlardan aldığım krediyle 150 metrekare evi küçük buluyorum. 250 metrekare çıkıyor. Ben hak etmedim mi bunu? Yani bizim Türk milleti de aslında kendisine de bir çeki düzen vermesi lazım. Yani böyle bir soytarlık olmaz. Bunun adı resmen soytarlık. Haydi paran vardır bastır alırsın. Ona bir şey diyemem ama o senin tasarrufun. Ama onu beğenme, bunu beğenme ve o adamlardan kredi al. Yani kredi işi, şimdi para işi, nakit işi zorlaşacak. Mesela şöyle söyleyeyim. Amerika'da 73'te o şeyde dalgalı kura geçtiğinde faiz 14 olduydu. Ve oradaki bütün emtia metaller falan da çok geri gittiydi. Şimdi o araba fiyatları falan arttı doğru. Oralarda da bir köpük var. Dünyada ve bizde de köpük var. Ama para darlaşınca, faizler artınca bu köpük kendiliğinden gidecek. Yani bugün şimdi demirin fiyatını sorun. Dolar bazında kaç dolar? Atıyorum 600 dolar tonu. İddia ediyorum gelecek sene bugün sorun 500 dolardır, 450 dolardır. Yani bu arz talep dengesi ve paraya kolay ulaşıp ulaşamamada
onun fiyatını belirleyecektir. Çok ciddi faktör. Yani bu köpük inecektir. Dünya çok da karamsar olmamak lazım. Dünya hep böyle olumsuz olarak gitmeyecektir. Yani köpüğün ya da spekülasyonun tanımı nedir? Balonun tanımı nedir? Aslında şu kalem 1 liradır gerçek değeri. Ama ben Hatice Hanım'a 5 liraya satıyorum. Hatice Hanım niye 5 liraya alıyor? Size 7 liraya satma olasılığı olduğu için alıyor. O da size 7'ye satıyor. Öbürü de ona siz de 7'ye niye alıyorsunuz? 9'a satma olasılığı var. Ama reel değeri 1 liradır. Hollanda 1600'lü yıllarda Hollanda'daki lale soğanı balonunu düşünün. Ya öyle bir durum oldu ki. Yani 1-2 guldenlik lale soğanı oldu 50-100 gulden. Yani bir lale soğanı Hollanda'da bir işçinin gelirinin 6 aylığına falan ulaştı. Sonra ne oldu? Tekrar lale soğanı geriye döndüğü zaman çanak çömlek patladı. Yani dünyada bir balon oluştu. Petrol fiyatlarında, demir fiyatlarında falan. Hep bu böyle gidecek anlamına da gelmez. Dağılır, dizilir. Zaten böyle olmazsa kapitalizm, emperyalizm, finansal emperyalizm sömürü yapamaz ki. Doldur boşalt yapacak. Yoksa hep rutin olarak giderse adam senden... Neyden boşalt? Mesela şöyle düşünün, siz daha iyi bilirsiniz. Estağfurullah. Terminallerde falan sabahçı kahveler olurdu. Oturursunuz, otobüsünüzü bekliyorsunuz. Bir saat, iki saat sonra gelecek. Bir tane çay içersiniz. Adam gider, 10 dakika sonra bir tane daha çay getirir, iki. 10 dakika sonra bir, üstelik o çay da değil, karbonat atmıştır içine, o neyse. Adamlara deşifre etmeyelim. Şimdi karbonat at, çay din getirir mi Ömer abi? 1-2-3 tane içtik, gecenin saat yarımı biri mi? Ondan sonra adam aşağıdan bir sütler hortumundan temizlik, beyler dışarı çıkındır. Herkesi bir dışarı çıkarırlar, yalandan yere bir temizlik olur. Oturduğun zaman tekrar geri çay gelir. Dünyada kapitalizm, para piyasaları doldur boşalt. Şimdi temizlik var beyler deyin. Bizi çıkarıyorlar, tekrar geri çarpacaklar. Alacaklar çaya. Hayat bu ya. Peki. Hatice Hanım, kapatalım ilk arayı lütfen. Birazdan tekrardan birlikte olacağız. Hoşça kalın. İkinci yarıda tekrardan merhaba. Yurt içi ekonomi gündemiyle ilgili sohbet edeceğiz. Baktığımızda 2021'i geride bıraktık. En önemli konularımızdan biri faiz enflasyon ilişkisiydi. Aralık ayında son 19 yılın zirvesine yükselen 36.1 ile kapanan bir enflasyon rakamı gördük. Ve şuna bakacak olursak, Ekim 2021'de 11.8 olan beklenti Merkez Bankası tarafından 2022 için 23.2'ye yükseldi. Bu bizim için nasıl olacak bilmiyorum. Ömer Bey, bu konuda sizden bir yorum rica edelim. Peki. Dostlarım, iç politikaya döndük. İnşallah. Üçümüz iç politikayı birlikte tartışacağız. Bizim ana sorunumuz, ana problemimiz güven problemi. Güven alınmaz verilir. Fakat biz güveni vermeyi bir türlü ne iç konjonktürde ne dış konjonktürde beceremiyoruz. Ve benim ekonomide gördüğüm realite şu. İnce bir buz tabakası üzerinde sanki çok ciddi dalgalarla mücadele ediyoruz. Her an o ince buz tabakası kırılıp suya gömüleceğiz gibi bir hava var. Yani bunu çok net hissedebiliyoruz. Çıldır gömülmüyorum. Çıldır gölümde de gömülmüyorum. Boş. Şimdi bizim Aralık'ta yediğimiz müthiş bir kur tokatı var. Kur tokatıyla beraber bir tokat daha yedik. Enflasyon tokatı yedik. Ve biz bunun hala ikisinin şaşkınlığını yaşıyoruz. Bunu halletmeyi bırakın. Bu şaşkınlığı henüz üzerimizden atıp da normal adımlar atmaya başlayamadık. Görebildiğim kadarıyla. Bizim çok ciddi boyutta Türk parası ihtiyacımız var. İçinde bulunduğumuz gün ve dolar ihtiyacımız var. Kısa sürede 170 milyar dolarlık bir ödememiz var. Yurt dışı ödememiz var. Dolayısıyla sıcak paraya ihtiyacımız var. Ancak uygulanan politikalara dikkat ettiğimizde çok Türkiye'ye güzel. Sıcak paranın gelebilme şansı... İstemiyorlar da gelmesini. Çok çok az. Bunu hep biliyoruz. Tamam. Çıkışlardan da belli. Bir diğer tehlike de daha önce belirttiğimiz Amerika'da faizlerin çıkmasıyla beraber yukarı doğru Türkiye'ye gelecek olan paranın yönünü Amerika'ya doğru dönmesi olacak. Aralık 24 tarihinde son hafta içerisinde Türkiye'den çıkan sıcak para 9 milyar dolardı. Bir önceki hafta, bu hafta değil, daha önceki hafta bilanço, Merkez Bankası bilançosunda Türkiye'den çıkan para 15 milyar dolardı. Tam 9 haftadan beri Türkiye'den sürekli olarak para çıkıyor. Yani gelmiş olan paralar geri gidiyor. Şimdi bu bağlamda baktığımızda bence piyasalara gerçeği söylemenin,
gerçeği olduğu gibi ortaya koymanın çok doğru olacağı kanaatini taşıyorum. İnsanların duygularıyla oynamamak lazım. Yani yanlış şeylere yönlendirerek insanları gerçekten bir şeylerin çok kısa sürede olacağı gibi mesajlar vererek bu insanların duygularıyla oynadığımızda bunları bozuntuya uğrattığımızda gerçekten bedelini çok ağır ödeyecekler. En somut örneği içinde bulunduğumuz gün artık zamlar otomotiğe bağlandı. Özellikle elektrik, doğalgaz ve akaryakıt zamlarını kontrol edebilme şansımız yok. Bu programdan önce bir ekonomi kanalı programını izliyordum. Son anda duyurduğu şey şuydu, ifade ettiği, benzine ve motoruna bu geceden itibaren yeni bir zam gelecek diyor. Yani düşünebiliyor musunuz? Yani artık haftalık birkaç kez gelmeye başladı. Denize düşen yılana sarılır gibi bir pozisyona geldik. Şimdi bir baktık, bugün bir yuvam hesabı çıktı. Yani yurt dışında parası bulunan gurbetçilerimizin Türkiye'ye parayı aktardıklarında aynı Türkiye şartlarında döviz garantili nasıl hesap açılıyordu Nevzat Bey, bilginiz var mı bilmiyorum. Bu da bugün yuvam diye bir şey çıktı. Haberim yok yani. Tamam, arz edeyim ben. Vallahi bugün, denize düştük bugün. Yuvam bugün. Diye. Çünkü şunu diyeceğim Ömer abi. Hükümetin elinde 3-5 tane daha piyasaya sürmediği enstrüman var. Birini sürdü bugün. Türk lirasını cazip hale getirmek için. Şimdi orayı ben girmeyeyim de. Şimdi o 3-5 tane enstrümanın birisini daha bugün sürdü mü? Adı yuvam sürdü. Mı? Yuvam oldu. Onu bize bir anlat. Benim haberim yok. Nevzat Bey, yurt dışındaki tasarruflarını getirirlerse. Tamam. Şimdi bir de bu şık var. Getirirlerse Türkiye'deki şartların aynısını sunacak. Yani %14 faizi garanti. Onun dışında dövizde, dolarda ne kadar artı kazanç var, yani faizin üzerinde, aynı şartta yapacak. Peki yani. Bunun ekstrası, cazibesini anlamadım ki. Yani benim burada aynı hakka sahip olduğumu, Almanya'daki amcamın oğlu da para getirdiği zaman, aynı hakka o da aynı olacak. Hakka sahip. Yani bir enteresan bir durum burada var mı ki? Durum derken dışarıdaki parayı getirebilir miyiz diye uğraşıyorlar. Başka enteresan bir durum yok. Yani dışarıdaki döviz mevduatını Türkiye'ye aktarmanın yollarını arıyorlar. Onda başka bir cazibe falan da vardır ya. Nevzat Bey, görebildiğim buydu. Ayrıntılarda bilmiyorum başka bir şey var. Akşam üstü çıktı bu. Öğlen sonra gece yarısı yapıyor hükümet hep bu operasyonlara da. İşte bilginiz olsun, bir de yuvam hesabı çıktı ama yuvam. Bu ev yuvalara benzemiyor. Biz de çok biliyorsunuz o ev yuvam olayları inşallah. Yoksa hükümette 3-5 tane daha alternatif var. Henüz piyasaya sürmediği. MPI verileri açıklandı. 50 geldi diye bir önceki aya göre daha düşük geldi. Bu da tehlikeli bir şey. Ve görebildiğim kadarıyla ben bu konjektürle öyle Türkiye yabancıyı sokmamız çok kolay olmayacak. Gelelim enflasyona, bahsettiğiniz konuya. Giriş yapmış oldum ben. Olay şu. 36.08 %80'le kapattık üfeyi. TÜFE 36.8. Ben şimdi bir orantı yaptım Nevzat Bey. 36.08 80. Dedim ki şu kalemi imal ettim. %79.98 geldi ya. Üfe 80 mi çıktı? Nevzat Bey, dedim ki ben imalatçı olarak, fabrika sahibi olarak şu kalemi yapıyorum. 2.17 liraya 36.08'de 79.98 orantıladım. Yani anlayabileceğimiz dille açık olarak 2.17 liraya imal ettim Nevzatçığım. Bunu ben öyle bir jest yaptım ki Nevzat Gülsoy'a 1 liraya satıyorum halka. Şimdi üfe ile tüfe arasındaki farkı çıplak gözle incelediğinizde 2.17 liraya mal olan bir malı 1 liraya satmış gibi oluyor Nevzat Bey. Ben de şunu düşünüyorum, diyorum ki ya bu adam bunu üretiyor. Bundan para kazanıyor, istihdam sağlıyor, vergi ödüyor, yatırım yapıyor. Harcamaları var. Yani adet olarak sayamam. O kadar çok harcaması var ki adamın çıktısı var. Nasıl oluyor acaba diyorum. Burada bir yamukluk var. Yani bu rakam nasıl gerçek olabilir diyorum. Gerçi TÜİK Başkanı da görevden alındı. O da ayrı bir şey. Allah'ın hikmeti. Yani çok enteresan yalnız, şeyler yaşıyoruz. Bir de şöyle yani. Ömer abi, yani üfenin tüfeğe yansıması belli bir zaman alır. Alır bir de ama bire etkilemez. Büyük. Baz etkisi de illa üfe 80 olunca TÜFE de 80 olacak diye böyle bir şey olmaz. Ama orada biraz opsiyonlu konuşmak lazım. Ama üfenin o girdisi, daha aslında biz şu andaki kur şoku yediğimiz, yani aralıktaki belki ham maddeyi imal eden insanlar fabrikadan henüz satışa çıkarmadılar Nevzat Bey. Yani enflasyonun artmasındaki bir bacakta bu olacak. O mallar piyasaya çıktığında yüksek 18 lira dolarla mal ettiği bir mal adam düşük fiyata satabilir mi, bağışlayın? Satmasın, böyle bir şey mümkün arkadan ya. Gelen satar.
Bilemem yani. 13 liraya dolar alan hammaddeyi satar. Asıl burada bir sıkıntı yaşanacak. Yani burada çok ciddi bir sıkıntı aradaki var. Adamlar zarar eder, evet. Büyük bir sıkıntı yaşanacak burada. %7'den başladık. Demin Hatice Hanım'ın söylediği gibi biz enflasyon tahminlerine siyasi erk olarak 23.2 ile bıraktık şimdilik. 5 kez revize ederek rakamı aynı en yıl son içerisinde. 23'te mi kaldı? 23.2'ye revize edildi. Fakat 22. Çok ilginç bir şey oldu Nevzat Bey. Geçtiğimiz hafta içerisindeydi. Sizler de hafızanızı lütfen yoklayın, hatırlarsınız. Sayın Bakan, en son görevi bırakan bakan, dedi ki benim tahminim dedi. Vallahi Türkiye'de. Vallahi kafamız karıştı. Kimi de en son görevi bırakan ya? Sabah, gece yarısı birisi bakan oluyor. En son Nebati. Ondan önce kimiydi? Merkez Bankası Başkanı. Şu en son şey olan var ya. Hadi bil. Nevzat Bey, çok enteresan bir şey. İfade tarzı şuydu. En son Merkez Bankası Başkanı'nın açıklamasında. Başkanın açıklaması. Şey, Naci. Şey, yok değil. Maliyeci adam değil miydi? Kava fonundan bahsetmiyoruz. Yok yok. Naci Bey'den sonra. İşte yeni alın diye şu iki gün önceki yani olay. Değiştiler ya bunlar. Merkez Bankası Başkanı gene mi değişti ya? Hayır, şey değil mi Şahap? Şey, Kavafoğlu. O. Nevzat Bey, bakan, bakanı. Bağışlayın, ekonomi bakanı değiştiğinde ha. Neydi? Düzeltiyoruz. Ne ya? Ekonomi bakanı değiştiğinde. Lütfü Elvan. Nevzat Bey ha. Lütfü Elvan değişti, doğru. Nevzat Bey, açıklaması şuydu anlayabildiğim kadarıyla. Türkiye'de TÜFE %30'un altına inemez. Gördüğüm kadarıyla dedi. 50'nin üzerinde dedi çıkmaz. Yani böyle bir rakamdan söz etti, bahsetti. Bu çok ilginç bir rakamdı. Yani görebildiğim kadarıyla gerçeğe en yakın rakamları bakanın ağzından duymuş olduk. Onu da belirteyim. Giden ben. Bakanın. Giden bakanın ağzından duymuş tamam. olduk. Gelen bakan o çizgide değil de onun için. O apayrı bir çizgide. Onun farkındayım Nevzatçığım. Şimdi ayın 3'ünde enflasyonla ilgili rakamlar çıkacak. Yani üfe tüfe rakamları çıkacak. Çok büyük ihtimal görebildiğimiz kadarıyla %10 üzeri çıkabilir bu rakam. Aylık. TÜFE'den bahsediyorum. Tabii aylık. Ve çok büyük ihtimal enflasyon %45 ve üzerinde bir rakamla son bulacak. Yani içinde bulunduğumuz ay. Ben Nisan ayını çalıştım Nevzat Bey. %40'ın üzerindeyim şu anda. Yani aylık olarak çalışıyorum ben. Nisan ayındayım. Bu içinde bulunduğumuz yıl. %40'ın üzerine çalışıyorum şu anda. Çok açık bugünden ifade edeyim ben yani. Enflasyon rakamını çok büyük ihtimal anlayabildiğim kadarıyla %50'yi biz bir patlatacağız yukarı doğru, sonra geriye doğru dönüş belki olacak ama mutlaka TÜFE'de bir 50'yi patlatacağız. ÜFE çok büyük ihtimal %100'ü geçecek yani şey yaptığım bu, çalıştığım bu ve ben de 415 ürünle çalışıyorum. Yani şu anda TÜİK'in çalıştığı 415 ürünle çalışıyorum. Yani onun dışında başka bir şeyle çalıştığım yok. Ama benim ulaştığım rakamlar buralar, geldiğim şeyler. Ve maalesef fiyattan neredeyse kontrol edilemeyecek noktalara geldi. Gerçekten çok tehlikeli bir noktadayız. Özellikle gıda başta olmak üzere dayanıklı tüketim malları veya diğer ürünlerde fiyatlar artık şakülünüz şaşırdı. Ve yön olarak kendine yön bulmaya çalışıyor. Ama tabii yüksek trendde kendisine yön bulacak liyakati ve kabiliyeti ortaya koyuyor. Yine bilmiyorum bilginiz var mı? Dün mü oldu akşam, bugün mü? Dün galiba. Merkez Bankası hedefleri tutturamadığı için hükümete bir mektup gönderdi. Bu konuda tahmin ediyorum ben. Bilginiz vardı. Yani o konu öyle olacağını hissediyorum ben. Ve Sayın Cumhurbaşkanımızın dün bir açıklamaları oldu. Dedi ki enflasyon kamburunu biz millet olarak bir süre daha sırtımızda taşımak zorundayız dedi. Ben de merak ediyorum. Diyorum ki acaba bu kamburun sebebi kim olabilir veya kimler olabilir? Yani bu kamburu bu millet taşıyacak ama yani bu kambur nasıl oluştu? Ya ben de onu çok merak ediyorum. Yani nereden nasıl geldi? Yani o konuyu gerçekten iyi irdelemek lazım. En büyük endişem, bir daha belirteyim ben, ÜFE'nin %100'ü geçebilmesi. Bunu ben çok rahat görüyorum. Ve Türkiye'de enflasyonu düşürebilmek için iki temel gerçeği göz ardı edemiyoruz. Etmememiz gerekiyor. Bir, talep aşırı fazla. İnsanların şu korkuları var. Cebimdeki parayla veya kredi kartımdaki limitle ben ihtiyacım olan ne kadar çok ürünü bugün alır isem bir ay sonra bunu bu parayı alabilme şansım yok. Bir ayı bırakın. Bir hafta sonra. Dolayısıyla bugün mümkün olduğu kadar cebimdeki parayla ve kredi kart limitlerimle
ihtiyacım olan veya ileride olacak her şeyi alayım. Birinci tehlike bu. Bir kere bunun hükümetin iç tüketimi kısması önemli enflasyonu düşürebilmek için. Bu çok benim gördüğüm önemli. Bir diğer açıdan da bununla beraber Merkez Bankası'nın çıktı fazlasını sıfırlaması lazım. Nasıl çıktı eksisini sıfırlayabiliyor? Merkez Bankası çıktı fazlasını da sıfırlayabilmeli. Bu iki bacağı sağlam tutamadığı sürece ben Türkiye'de enflasyonun kontrol altına alabileceği kanaatini maalesef görmüyorum. Yani böyle bir havayı koklayamıyorum. Bir diğer açıdan da biz yalnızca kur korumalı mevduatlara odaklandık. Yani her işi bıraktık. İşte bugün yuvam diye bir sistem girdi yeni devreye. Yani bizim bütün derdimiz şu anda havuzda 1,5 trilyon para var. Türk parası. Geçtiğimiz hafta galiba açıkladı Sayın Bakan. 200 milyarın biraz üzerine çıktık şeyde. 224 milyar. 24 mü şu anda, evet, siz daha iyi biliyorsunuz. Yani 1,5 trilyonluk bir havuzdan ancak gelebildiğimiz nokta neredeyse bir ay oldu mu bilmiyorum. Bu fasıl başlayalı. Evet, 224 yaklaşık milyarını çevirebildik ama 1,5 trilyon. Merak ediyorum ben, niye insanları ikna edemiyoruz? Ya bir tarafta garanti var. Yani artı 14 diyor, faizi vereceğim diyor. Artı diyor ki kardeşim dolar kaç lira? 17 veriliyor. 3 artı veriyorlar. Biliyorum Ayşe, onu atacağım da resmisi 14 artı 3. Tabii. Opsiyon veriyor bankaya 17. Diğer taraftan diyor ki kardeşim kur diyor ne kadar çıkarsa dolar garanti ediyorum diyor. Ben onu hazineden sana ödeyeceğim. Hesabına yatıracağım diyor. Yani böyle ballı kaymaklı bir şey varken hala niye Türk parasında diyor para? Bunu çok iyi sorgulamak lazım. Yani ben belki bunu çözemiyorum. Bugüne kadar hiç çözemedim. Baştan beri bunu takip ediyorum ben. Ve Türk İş'in bir açıklaması var. O da çok ilgimi çekti. Ocak'ta diyor gıda harcamaları fiyat olarak %60 arttı diyor Nevzat Bey. Gıdaya giden para harcama olarak Türk İş'in kendi araştırması bu. %60 arttı diyor. Gerçekten çok ürpertici bir rakam. Yani mantıklı boyutta baktığınızda insan çok tedirgin oluyor. Enflasyon aslında çığ gibi büyüyerek sanki devam ediyor. Bunu engelleyebilmek için ben şu anda uygulanan politikaların dışında insanları ikna etmenin tıpkı FED gibi, Amerikan başkanı gibi, FED başkanı gibi bir yolunu bulmamız lazım. Yani insanlarımızı güven vererek özellikle, öncelikle ikna etmemiz lazım telkinlerle. Ama bu oyunla değil. Yani o insanların zarar görmesi için değil ama gerçekten o insanları vicdani boyutta da, aklı boyutta da ikna ederek bu işin böyle gidemeyeceğini anlatmamız lazım. Yoksa bedelini hem ülke olarak hem de millet olarak çok ağır ödeyeceğiz gibi. Umarım benim düşündüğümün çok daha zıttı çıkar sonuçta. Yanılan ben olurum ama yaptığım bir kısım hesaplarda ürperiyorum. Tedirgin oluyorum. İşin en dramatik tarafı. Bu sene 4. aya geldim. Geçen yıl enflasyon araştırmamı 10. ayda bıraktım Nevzat Bey. 11 ve 12'yi yapmadım. Geçtiğimiz yıl. Yapamadım. Korktum yani çıkan rakamı görünce. Ürperdim. Şimdi bir daha bismillah dedim. İki ayı vazgeçtim, pas geçtim yeniden. Birinci aydan başladım, dördüncü ayda %40'ı geçtim. Nevzatçığım buyur bakalım. Şimdi Ömer abi, sizi dinleyince enflasyon, Türkiye battı, eve gideyim, yorganı kafama çekeyim, ölümü bekleyeyim. Şimdi biz böyle oluyoruz hadi canım. Yani, toparlayıcı Nevzat Bey bu. Hayır toparlayıcı değil de vallahi şimdi seni dinledim. Biraz ben gerçek sonra, rakamları konuşuyorum. Biraz sonra program bitince eve gideyim, yorganı kafama çekeyim, ölümü bekleyeyim. Vallahi bilmiyorum, ben gördüğümü anlatıyorum. Şimdi abi, devletler iflas etmez. Nasıl devletler edecek? Kepenk kapatmaz. Enflasyon iner, biner, çıkar. Ülkeler krize girer. Sadece servetler el değiştirir. Benim iş yerimin karşısında banka vardı. 20 yıl önce. Battı. O bina duruyor. Personel de duruyor. Başka patron aldı. 5-6 sene sonra o da battı. O bina duruyor. Çalışanlar duruyor. Patron değişti. Servet ve sermaye el değiştirir. Para yoktan var olmaz, vardan yok olmaz. Hayat gene devam eder. Kapitalizm 1800'lü yıllardan itibaren devamlı böyle krize girer. Krize girmezse çünkü sömür olmaz. Her krize girdikten sonra da bundan akıllandık. Bundan sonra artık böyle olmaz derler. Ondan sonra da öyle olur. Şimdi şöyle düşün. Biz Türkiye'de 3 haneli rakamlarla enflasyonu yaşadık. Ticaret yaptık. Uzun yıllar. Latin Amerika ülkelerinde çok çok daha fazla
enflasyonlar olurdu. Brezilya'da, Arjantin'de 3000, 2000, 4000, 5000, bizde 100-150 enflasyonu biz bizzat gördük, yaşadık. Ve o zaman da Türkiye büyüdü, batmadık ki. Yani Türkiye beyaz bayrağı falan çekmedi ya da Brezilya. Ne oldu? İndir bindir, doldur boşalt, kriz olur, servetler el değiştirir, hayat devam eder. Enflasyon konusunda bir de şöyle bir durum var. Bir, önce herkesin enflasyonu kendisine. Enflasyon 80'miş, 70'miş, o beni hiç ırgalamaz. Ekrem Hoca çok güzel bir söz söyledi. Herkesin enflasyonu kendine dedi. Birisi şarap içer. Şarap %300 artmıştır. Özellikle rakıyı bir düşün, ne kadar arttı. %10 bin, 5 bin neyse. Öbürü de zemzem içer. Geçen markette vardı zamzam deyin. O da ucuzladı. Zemzem içerinin enflasyonu -5. Rakı içerininki artı 5.500. Yani enflasyonda da şöyle bir illa yeknesak bir şey izlememeli. Yani herkesin enflasyonu değişik. O senin dediğin 440 kalemin içerisinde araba motor yağı var. Araba lastiği var. Hatice Hanım'ın arabası bakır da. Leva var. Hatice Hanım'ın arabası da yok. Motoru da yağ da değiştirmiyor. Sabahları görüyorum tramvayla geliyor. Hatice Hanım'ı ilgilendirmiyor ki. Otomobil lastiğinin artması ya da şeyi. Çünkü o tramvay biletinin artıp atmadığını enflasyona yorumluyor. Bir de şöyle söyleyeyim. Peki, bu enflasyon işi var ha. Aslında çok su götürür. Şunu söyleyeyim. Burası net. İşte bunlar okullarda falan okutulmuyor. İşte puçluk burada. Yani kapitalizmin, emperyalizmin şeyliği fırıldaktığı burada. İki şey söyleyeceğim. Bir, enflasyonun %10'dan 30'a çıkması, %10'dan 30'a çıkması, şu anda bizdeki biraz daha fazla da 30'a çıkması, ekonomide %35 tahribat yapar. Enflasyonun yıllık %10'dan 30'a çıkması, oy enflasyon çıktı öldük bittik. Onun ekonomiye tahribatı %35. Ama enflasyonun 30'dan 10'a düşmesi, enflasyonu düşük diye başarılı söylemeleri, ekonomiye tahribatı %65. Enflasyonun belirli oranlarda olması, bırak zararı, yararlı bile. Kolesterol gibi bir şey bu ya. Yani kolesterol sıfırla ölürsün, kolesterol lazım insana. Ama habire insanlara kolesterol hapı veriyorlar, sıfırlıyorlar. O da yanlış. Yani enflasyon konusunu ben yani illa yüksek enflasyondan yana anlamında demiyorum. Enflasyon konusunu dürüst ve namusluca yapmalı. Şimdi dünyada bütün para sahiplerinin aradığı neyi biliyor musun? Yüksek enflasyonlu ülke arıyorlar. Ceplerinde para, yüksek enflasyonlu ülke arıyorlar. Niye diyeceksiniz? Bundan 4-5 sene önce söyleyeyim, 5-6 sene önce söyleyeyim. Rusya'da, bizdeki bu dövizin şeyi gibi, operasyonu gibi Rusya'da operasyon oldu. Nasıl oldu Rusya'da operasyon? Ruble 35 idi, 1 dolar ruble 35 idi. Rusya'da bir indi bindi oldu, ruble 80'e çıktı. 35'lik ruble 2-3 ay sonra 80'e çıktı. Rusya'da hazine bonoları %5 idi, 14'e çıktı. Şimdi insanlar leş kargaları gibi Rusya'ya hücum ettiler. Rusya'ya gittiler, doları verdiler, 80 rubleyi aldılar. O 80 rublenin karşılığında da %14 hazine bonosu aldılar. %5'ten 14 hazine bonosu aldılar. Ve o ruble halen daha şimdi, Hatice Hanım daha iyi bilir, ya bankacı olarak 70 mi 74 mü? Bak 2017'de, 2016'da 80'e çıkan ruble, bizde doların 18'e çıktığıyla kıyasla, bana İstanbul'dan bir bankanın genel müdürlüğünden dolar 18 iken, dolar 20-25 olacak dediler. Ben de rublenin seyrini 2016'da, 2015'te 35'ten başlatıp 70, 80, 50, 60, 70 ve 2017'nin 5 yıl sonra ruble halen aynı fiyat, daha aşağı. Şimdi bu finans emperyalizmi klasik bir taktiği. Enflasyonu yüksek bir ülke ara, arkasından IMF'yi gönder oraya. IMF ile anlaşma yapsın. Enflasyonu düşürür. IMF? IMF orada bir anlaşma yapsın. Enflasyonu düşürmesin, garantisini alsın. Biz orada yüksek faizden paraya girelim. Burası çok önemli. Bundan sonra asıl bağlayacağım yeri, izleyicilerin iyi dikkat etmesi lazım. Yüksek enflasyonlu yere gidelim. IMF'yi de önden garantör olarak anlaşmayı yaptıralım. Arkasından 3-5 yıllık hazine bonosu alalım. Bir kere %80 devalüasyon ister. Enflasyon düşsün. IMF. Hazine bonoları düşsün.
Biz orada çifte kavralım. Zaten IMF gittiği ülkede devalüasyon isteyip %80. Kurları yükseltip yüksek kurdan girmek istiyor. Büyümeyi yani düşürüyor. Bu enflasyon işi var ya, çok bir fırıldak bir iş. Yani fakir fukara enflasyon yükselmesin, aldığım makarna hakkım eksilmesin derken asıl enflasyonun düşmesini kim ne dersin? İşte orada politikacılar dürüst ve namuslu davranmıyor. Her politikacı enflasyonu ben düşüreceğim derken aslında fakire fukaraya mesajı veriyor görünür iken büyük sermayeye ben enflasyonu düşüreceğim. Mesaj veriyor. Yüksek faizden girin, faizler düşecek, çifte kavruk para kazanacağınız diyor. İşte şu anda bugün Türkiye'de bundan sonra çok önemli. Türkiye'de şu andaki izlenen ekonomik politika benim bu söylediklerimi geçen sene televizyonda dinleyen siz de dahilsiniz uzmanlar, hükümet yetkilileri ona karşı benim bu söylediğime karşı biz de ülkeyi sömürtmeyiz. Biz de o sıcak parayı yüksek enflasyon yüksek faize girmeyiz diye enflasyon yükseldiği halde faizleri çok düşük tutuyorlar. Ha, onların da bu aşamada yaptığı doğru değil. Yani şimdi onlar şöyle diyor. Biz diyor faizi enflasyon 30-40. Reel faize 3-5 puan versek, işte faizi 40 versek akbaba gibi bürüye üşüyecekler. 40'ından 45'inden bono alacaklar. Sonra enflasyon düşme politikasında muazzam para kazanacaklar. Biz bu parayı kazandırmayız diyorlar. Ama gazın ayağı öyle değil. Yani teşhiste benimle aynılar ama çözüm böyle kolay çözüm değil. İhracatı artıracağız. Ondan sonra üretimi artıracağız. Biz enflasyonu düşüreceğiz. Öyle iş yok. Her iş o kadar kolay değil. Ve başaramayabilirler bu programda. Şimdi ben özellikle asıl anlatmak istediğim enflasyonun dışında şu anda Türkiye'de 2-3 aydır farklı bir ekonomik politika izleniyor. Ya ne oluyor diyorum. AK Parti 2001'den beri iş başında Kemal Devriç'in politikasının devamını uyguluyordu. Sıcak paraydı. Dışarıdan bol döviz gelsin, yüksek faize girsin, bol döviz maliyet enflasyonundan maliyeti düşürsün, enflasyon da düşsün, faiz de düşsün ama düşen faizin arasındaki uluslararası sermaye iğnemelanıyordu. Şimdi 3-4 aydır o uluslararası sermayenin nemasını keseceğiz diye onlara Türkiye'yi soydurtturmayacağız, sıcak paralara geçit vermeyeceğiz diye yeni bir politika çıktı. Şimdi vatandaş bunu derinlemesine bilmiyordur. O asıl oraya gireyim. Şimdiki yeni ekonomik politika dışarıdan döviz gelsin, yüksek faize girsin. Türkiye'yi işte düşük faizler düştüğü zaman da çifte kavrulsun para. Biz artık buna engeliz diyor yeni ekonomi anlayışı, yönetimi. Yani 17-18 yıldır böyle gidiyordu ama. 17-18 yıldır böyle gidiyordu. Şimdi makas değişti, politika değişti. Şimdi ben bunu biraz araştırayım dedim. Bu iş nasıl oluyor, nereye gidiyor diye araştırayım dedim. Sonra baktım, geçen röportaj vardı. Yeni ekonomi mimarının başındaki adam Şefik Çalışkan diye birisi şu anda, yani kendisinin beyanını söylüyorum. Yani bu benim görüşüm değil. Kendisi geçen gazeteye işte röportaj vermişti. Gazetede şey diyor, yeni olan, şu birkaç aydır Türkiye'de uygulanan ekonominin mimarı Şefik Çalışkan, kimisi Çin modeli diyor. Yani Şefik Çalışkan Çin modelini kabul etmiyor. İşte parasının değerini dışarıya karşı ezdirmeyen model olarak diyor da Şefik Çalışkan kim ne yapıyor diye, bunun politikası ne diye. Yani bunu şunun için anlatıyorum. Özellikle sanayici, yatırımcı, para sahipleri bu politika nereye gidiyor, nereye varır diye merak ederlerse onlara anlatıyorum. Şefik Çalışkan 1963 doğumlu, Nevşehir doğumlu, siyasal mezunu. Bir ekonomist, kendisinin beyanı, ben bankada çalıştım diyor. İşte banka müfettişliği yaptım, memurluğu yaptım diyor. Ondan sonra bankadan ayrıldım diyor. Batan şirketleri rehabilit ettim. Bana şirket doktoru diyebilirsiniz diyor. O da tamam. Sonra Şefik Çalışkan diyor ki, ben diyor sıcak paraya karşıyım. IMF'cilere karşıyım. Aynen böyle. IMF ve Amerikan yanlısı o sıcak paralara karşıyım. Artık bizim dönemimizde dışarıdan sıcak parayı getir, bozdur, yüksek faize gir. Ben artık onları iptal ettim. Bizim bu politikamızla artık onlar Türkiye'de bu işi yapamayacak diyor. Ve faizleri falan da
o sıcak paracılara yol vermemek için düşürüyor. Ha, düşürmesin bir nedeni. Tabii ki düşük faiz, düşük kredi, düşük maliyet. Maliyet enflasyonundan dolayı enflasyonu düşürmek. Bunlar kitaplarda yazan, teorilerde yazan olaylar. Yani iktisat birinci sınıf öğrencisinde belki makro iktisatta falan gördüğü olaylar. Burada bir şey yok. Asıl bundan sonrası şöyle söyleyeyim. Benim dikkatimi çeken aynen şunu diyor. Kendi ağzından okuyorum. Yani ben diyor sıcak paracılara Türkiye'ye parayı getir, dövizi getir, yüksek faiz onları kesin engelleyeceğim diyor. Burada kim zararlı, kim karlı çıkar diyorlar. Gazeteci soruyor. O da diyor ki önceki dönemde kimler karlı çıktıysa ülkeye bu şekilde para getirip kazananlar onlar bu dönem diyor zararlı çıkar. Önceki dönem zararlı çıkanlar da diyor bu dönem bizim bu politikadan karlı çıkar. Ama bunun sonuçlarını 2022'nin Haziran'ından sonra göreceğiz diyor. Şimdi bu onun iyi niyeti. Ve referans olarak şunu söylüyor. Öyle mi gidecek acaba zaten? İşte sorun orada Ömer abi bak. Aynen öyle kendi, mi gidecek hocam? Aynen abi? Kendi beyanı şu. Buradan da o kişilere geleceğim. Bak referans aldığı kişilere diyor ki ülkemize giydirilen bu Şefik Çalışkan'ın gazeteye verdiği röportajı okuyorum. Benim görüşüm değil. Ülkemize giydirilen deli gömleği düşük kur yüksek faiz çıkma sokağı. Yani AK Parti'nin 17 yıldır uyguladığı politikayı eleştiriyor. Bu zamana kadar. Düşük kur yüksek faiz çıkma sokağına sadece ben dikkat çekmemişim. Rahmetle giden kendinden önceki ekonomistleri de referans gösteriyor. Sadece buna dikkati ben çekmedim. Rahmete giden Kemal Kurdaş, Oktay Yenal, Sadun Aren çıkmaz sokak hakkında nokta atışı yaparak alabildiğine çığlık atmışlardır. Bu ekonomistler de benden çok önce ve hepsi profesör, dünya çapında da önemli ekonomistler. Bunlar da diyor zaten benim bu görüşümü savunmuşlardır diyor. Onlar da çığlık atmış diyor. Ancak ne felç olmuş millet, ne kavasa dönmüş siyaset, ne de köleleşmiş iktisatçılarımız onları da duymamış. Bugün yaşayanlar arasında Allah sağlıklı ve uzun ömür versin, Ege Cansen de bu çığlığı atıyor. Egecan sen dürüst, yurtsever, yok, milliyetçi evet. Bir ekonomist. Yani benim araba bayiliği yaptığım firmanın da ekonomi danışmanlığı aşağı yukarı 1-2 yılda bir karşılıklı böyle 1-2 saat bu işleri yüz yüze konuştuğumuz adam. Katılıyorum. Egecan senin de görüşü böyle. O da düzgün adam. Namus adam. Şimdi Egecan sen yaşıyor. Onunla ilgili çok konuşmayayım. Bilen biliyordur. Yazılarını okuyan okuyordur. Ama şimdi bu Kemal Kurdaş kim? Referans gösterdiğimiz. Onlar da çok çığlık attı. Başaramadan mı? Ben başarmaya çalışacağım diyor. Tabii illa başaracağım diyemez. Bu şey Şefik Çalışkan. Ben bunu illa başaracağım diyemez ama yani yolu o. Formülü o. Onların yolu. Yani onları taklit diyor anlamında değil. Onlarla bu ekonomik şeyde formülde ortak paydada buluşuyorlar. Kimidi bunlar? Kemal Kurdaş, Oktay Yenal, Sadun Aren. Şimdi ikisini kısa Sadun Hoca'yı biraz daha uzun söyleyeyim ki yani bu ekonomi politikaları kim, nasıl, nereye gidecek ya da sonuç ne olacak? Şimdi burada referans verdiğimiz birisi Kemal Kurdaş. Kemal Kurdaş 1920 doğumlu, 2011'de de vefat ediyor. Bu eski Maliye Bakanlığı, Maliye Bakanlığı yaptı ve ODTÜ'de rektördü. İnönü'nden önce rektördü. Kemal Kurdaş 1956'da Amerika'da IMF'ye girer. IMF'nin uzmanı çalışır. 60'ta ihtilal olunca bunu Türkiye'ye getirirler. Maliye Bakanı olur. Şöyle hafızayı kontrol edelim. Kemal Derviş. Yani Amerika'da IMF'de uzman. 56'da oraya giriyor. 60'ta Türkiye'de darbe olunca 60'ta Amerika'dan getiriliyor. Maliye Bakanlığı'nın başına Maliye Bakanlığı bitince de ODTÜ'ye rektör oluyor. ODTÜ'ye bu rektör olduktan sonra da bunun da sonra da işte Erdal İnönü oluyor. Bak. Bu Kemal Kurdaş ve bunun da meşhur bir kitabı var. Bitmeyen Gaflet ve Türkiye Ekonomisinin Çöküşü diye. Yani iyi bir ekonomist, uzman bir ekonomist bu. Şimdi öbürü Oktay Yenal. Şimdi referans aldığımız kişilere geliyorum. Oktay Yenal. Oktay Yenal da o da dünya çapında bir ekonomist. 1931 doğumlu, Tiflis doğumlu. Bak Oktay Hoca. Oktay Yenal da Oktay Hoca da
25 yıl Dünya Bankası'nda çalışıyor. Amerika'da 25 yıl Dünya Bankası'nda çalışıyor. Dünya Bankası'nda 25 yıl çalıştıktan sonra genellikle Asya ülkelerinde, Hindistan'da falan oralarda da uzmanlık yapıyor. Yani bu politikanın mimarları ve savunucuları var. Ve aynı zamanda Oktay Yenal, hepimiz o günleri yaşadık. 5 Nisan 1994'te Tansu Çiller krizinde de o 5 Nisan 1994'ün manifestosunu yazan, onun ekonomik formülünü yazan adam Oktay Yenal'da. Şimdi Oktay Yenal'dan sonra asıl benim söyleyeceğim söz Sadun Aren. Siyasalda ekonomi profesörüydü. Şimdi Sadun Aren Hoca antemperyalist, yurtsever bir adam. Şu anda da şu ekonomik politikada onun çizgisiyle örtüşüyor Sadun Aren'in. Yani sıcak paraya karşıyız, emperyalizme karşıyız, finansal emperyalizme karşıyız. Biz ülkemizi sömürtmeyeceğiz. Sadun Hoca'nın görüşleri örtüşüyor. Bu, yani teşhiste bir problem yok. Yani ben işin teşhis kısmında Şefik Çalışkan'la aynı görüşteyim. Çünkü biz bunları geçen yıl sizinle televizyonda da anlattıydık. Hatta Ankara'dan da bize anlattığımızda dair teyit yanımdaydınız. Şimdi Sadun Hoca'ya geleceğim. Sadun Hoca 1922 doğumlu, 2008'de ölür bak. 1956 yılında bu adam siyasi davadan yargılanır ve beraat eder. 1962 yılında Sosyalist Kültür Derneği'ni kurar Sadun Aren. 1962 yılında Sosyalist Kültür Derneği'ni kurar Sadun Aren bak. 1965 yılında da Türkiye İşçi Partisi'nden milletvekili seçilir. 12 Mart 1971'de askeri darbede komünizm propagandası yapıyor. Sıcak paraya karşı, Amerika'ya karşı, emperyalizme karşı diye cezaevine mamağa konulur. Bu politikalar uygulanıyor diye. Bugün de sıcak paraya karşıyız. Bugün de finans emperyalizmine karşıyız. Ama Sadun Hoca bunu 12 Mart 1971'de söyleyip ve yazınca komünizm propagandası yapmaktan hocayı içeri aldılar. Mamak'ta tutuklanır. Sadık Hoca da İstanbul'da falan da yatar. Sadık Aren bu politikadan, sıcak paraya karşı olmaktan, finansal emperyalizme karşı olmaktan, bunun adı komünizm propagandası yapmaktan dolayı 12 yıl 5 ay ağır hapis cezası alır. Sıcak paraya karşı, Amerika'ya karşı, IMF'ye karşı bunu kitapta yazdı diye 12 yıl 5 ay ağır hapis cezası alır. Niğde cezaevine sürgün gider. Daha sonra 1974'te Ecevit affıyla dışarı çıkar. 12 yıl ceza alan adam, siyasalın profesörü, meşhur dünya çapındaki hoca Sadun Aren Hoca, bu görüşlerinden dolayı 12 yıl 5 ay hapis cezası yer ama 4 yıl falan yatar, 74'te haftan çıkar. Şimdi bu haftan çıktığında Marksist Ekonomi diye tekrar gene kitap yazar. Konu gene bu. Kahrolsun Amerika, kahrolsun IMF, kahrolsun sıcak para. Bugünkü konu. Şimdi hoca Marks Ekonomi diye kitap yazdığından dolayı bu sefer de 12 Eylül 1980'de tutuklanır. Aynı adam. Bu politikaları savunuyor diye. Kitapları falan var, herkes alsın okusun. Şimdi 12 Eylül'de de tekrar bu tutuklanır. Bu sefer de 1984 yılında tahliye olur. 4 yılda 12 Eylül'de yatar. Bu politikalardan, ekonomi politikasından dolayı. Adam bir adam falan vurmuştu, bomba, silah filan yok. Kahrolsun. Fikir. Kahrolsun IMF sıcak para diye. Fikir. Diye 4 yılda 12 Eylül'de bunu kendine evren yatırır mı? Sonradan döner üniversiteye girer, kürsüye hocalığa gitmek ister. Bu sefer askeri idare onu hocalığa da başlatmaz bak. Sonra gider 1991 yılında Sosyalist Birlik Partisi'nin genel başkanı olur bu hoca. 2008 yılında öldüğünde de ÖDP'nin Özgürlük ve Dayanışma Partisi'nin onursal genel başkanıydı. Şimdi Sadık Hoca 12 Eylül'de yattı, 71'de yattı. Tek suçu kahrolsun Amerika, kahrolsun IMF, sıcak paracılara geçit yok. Ve başına gelen bunlar. Şimdi bu şu gündeki politika ve ben bunu demiyorum. Şefik Çalışkan bu işin mimarı olan gazeteye verdiği beyanatta Sadun Aren de diyor benim gibi çok çırpındı diyor. Bunlarla mücadele etmek için diyor. Ama diyor başaramadı diyor. Yani ben
Şu son ekonomi bu faiz politikası doğru mu diyorsunuz? Efendim? Yani? Bu faiz politikası doğru mu diyorsunuz? Bu yüksek enflasyon ortamında... Demiyorum. Böyle bir konu. Gar olsun IMF, gar olsun Amerika yıllardır diyen adam olarak teşhiste ben aynı görüşteyim ama çözümde değilim. Biz farklı ama değiliz. Ama çözümde değilim. Niye çözümde ben de değilim çözümde. Bak Ömer abi niye çözümde değilim? Eğer oturup doğru konuşalım. Şimdi hükümet diyor ki ihracatı artırarak, üretimi patlatarak. Çok güzel. Bunlar kulağa hoş geliyor. Ama dürüst söylem olmak. Bazında. Ama dürüst olmak lazım. Bu işin kuralı bu değil. Türkiye fındığın, dünyadaki fındığın %90'ı Türkiye'deydi. Dünya dedi ki IMF, sen fındığa hakimsin, fındık ağaçlarını sökeceksin dedi. Biz IMF'nin direktifleriyle fındık ağaçlarımızı söktük, %50'ye mi 60'a mı düşürdük? Fındık üretimimizi belki daha aşağıya düşürdük. İlin İsviçre'lisi bizden fındığı alıyor, Afrika'dan kakao alıyor, çikolata yapıyor, dünyada pazarı o belirliyor. Şimdi kuru kuruya söylüyor, üretimi artırmamız lazım. Ya sen fındık ağacını söküyorsun, söktürmedin mi? Bak, yani işi var ya, popülist davranmayacaksın. Yani popülizm nedir? Halk dal kavukludur. Halkın kulağına hoş geliyor. İhracatı patlatacağız, üretimi artıracağız. Artırdık mı fındığı? Şeker pancarı ne oldu? Kotaları düşürdük. O da aynı olay. Ya bırak teknolojiyi. Ben sana cep telefonu yap demiyorum. Hadi teknolojiyi yakala. Ya samanı bari biz üretek. Benim ebemin dedemin 1900'lü yıllardan beri kanıyla öküzüyle ürettiği samanı üretecek yere gerek ya. Samanı bari ihraç etmeyek. Bak Ömer abi. Şimdi kulağa hoş gelen sesler İtal ayrı. Ediyoruz. Hayatın gerçeği ayrı bak. Şimdi ilkokul 4'te hayat bilgisinde öğretmen bizi imtihan etti. Orada ben zayıf almadım da 5 üzerinden 3 aldım. Soru şuydu. Fabrikalar nerelere kurulmalı? İlkokul hayat bilgisi. Soru şuydu. Ben hemen yazdım. O zaman test değil de uzun uzun. Hammadde'ye yakın olacak. Tabii. Ulaşım tren olacak falan. Sonra tam not alamadık. Eksik aldık. Niye eksik almışız? Öğretmen dedi ki bak oğlum dedi. Tarım arazisinin üzerine fabrika kurulmaz. Sen onu yazmamışsın dedi. İlkokul 4. Evet. Kayseri Yeni Mahalle'de Alparslan İlkokulu'ndayım. Öğretmenimin adı da İsmet Taşer. Rahmetli oldu bak. İlkokul 4'te. Tarım arazisinin üzerine fabrika kurulmaz. O maddeyi yazmamışım. Filmi sar. 50 sene, 60 seneye şimdiye sar. Kayseri organize sanayi. Zırıl zırıl tarım arazisi değil mi? Konutlar. Adı ambar değil mi? Bak abi. Konutlar. Organizeyi konuşalım. Oranın semtin adı ambar değil evet. mi? Eskiden orada adam diksen adam yetişmez miydi? Patlıcanı, kavuğunu, karpuzu biz oradan batman. 8'er kilo. Belki yeni nesil bilmeyebilir. Kiloyla satılmazdı. Bir batman yani 8 kilo. 8 ve 8'in katları alırdık. Patlıcanı, fasulyeyi bilmem. Karpuzu, kavunu. Şimdi sen öyle bir yere getirdin. Bak asıl buraya geleceğim bak. Öbür tarafta Hürmetçi'ye dayadı. Şimdi sen Nezat öyle bir yere getirdin. Hürmetçi'ye dayadı. Oraya organize sanayi kurdun. Arsa rantı için. Şimdi habire dolgu yapıyorsun ki su çıkmasın diye. Ya Allah'ın nimeti. Hep su oralar. Onu diyeceğim abi Allah'ın nimeti. Yani. Erciyes orada su veriyor. Sen o organize sanayi oraya değil de kırsal kesme dağlara doğru kursan orada iki tane kanepe yapamayacak mıydın? Süngerinden iki tane bezi fıs fıs çeviremeyecek miydin? Şimdi dürüst olmak lazım. İhracatı artıracaksın. Böyle ihracat artmaz. Sanayici. Hatice Hanım'ın da ailesi sanayici. Kendisi bankacı ama büyük sanayici adamlar. Şimdi sanayici varınıyorunu önce bir arsa alıyor. Varınıyoruna. Ondan sonra üzerine hangar falan yapıyor. Ondan sonra pili bitiyor. Ondan sonra makine alacak. İşletme bankanın kucağına düşüyor. Bankaya. Sen devlet olarak TOKİ'nin evlerini yaptığın gibi kırsal hazine yerlerine hangarları yapsaydın. 10 bin metre Ömer Uzunoğlu gel. Sana 10 bin metre arsa 50-100 yıl kullan. Kira mira istemiyorum ama karşılığında 100 adam çalıştıracaksın. Ya da işte 1 milyon dolar ihracat yapacaksın. Eğer bunları biz altyapıyı böyle yapsaydık ondan sonra şimdi derdik ki üretim yapalım, ihracatı patlatalım. Bu bir günde akşamdan sabaha kalkınca olmaz. Yani bu politika uyar mı uymaz mı deniyoruz da eğer benim bu dediğimi AK Parti 2002 yılında iktidara geldiğinde bu temeller atsaydı, bu temelleri işte diyelim otoyola harcayacağı parayı organize sanayiye, hazine arazilerine yapıp da size bana üretim şartı verseydi, şimdi Türkiye öttürüyordu. Dolar şu anda 2 liraya da 3 liraydı bak net söylüyorum. Ve Türkiye halen daha işçi arıyordu. Bırak işsizliği, işçi arıyordu. Enflasyon falan bizde de sıfırıydı, eksiydi. Şimdi şuraya geleceğim. Eğer biz o zaman onları yapsaydık. Çin öyle yaptı bak. Çin
1990 yılında Çin fabrikalar yaptı. Ve o zaman gazeteler yazdı. Çin eğer bu fabrikalar bittiği zaman üretime geçerse, dünyadaki bütün demiri, çeliği ithal etse yetmiyormuş. Gerçekten yetmiyor. 90 yılındaki yazı. O zaman da Çin işçiler aylık 30 dolara çalışıyor. Biliyorum zaten. Fabrikanın yatakhanesinde yatıyorlardı, kalkıyorlardı. 30 dolara çalışıyorlardı. 30 doları da olduğu gibi köyüne gönderiyordu karısına. Kendisi orada bekar lojmanda yatıyordu. 30 dolara çalışıyordu. Şimdi Çin kalkındı mı? Çin kalkındı mı? Nasıl kalkındı? 1990 yılında o fabrikaları yaparak biz de eğer kırsal araziye o hangarları yapıp da Hatice Hanım'ın ailesine gel ya o kadar para sen ne harcıyorsun işte boruya demire deseydik şimdi biz bugün ihya olurduk. Yani şuraya geleceğim. Köylü tarlasını ya tarla ekmeden götürüyordun IMF'ye öyle anlaşma yaptıydık. Boş tapuyu gösteriyordun. Boş tapuya para veriyordu. Ya böyle bir şey olur mu? Sen onu en yaşadık azından... Yaşadık onu yıllarda. Abi işte sen o... Ya bizim de tarlalarımız var. Biz de aynısını yapıyorduk. Tapuyu götürüyorduk fotokopisini. Bu aferin tarlan varmış diye bize para veriyorlardı. Ya böyle bir şey olur mu? En azından ben orada üretirim. Ürettikten sonra dersin ki aferin dersin. Ya gübre teşvik verirsin. Ya mazot ya ilaç. Ya da üretime %5-10-20 teşvik. Yani şunu ya diyeceğim. Ürettirmedi. Şimdi şunu ya diyeceğim. Lafta konuşuluyor. Üretim artırmamız lazım. Kime sorsan... Üretimi artırmamız lazım. Bu strateji artmaz Nevzat. İhracatı artırmamız lazım. Bunlar popülist boş laflar. Şimdi artır ihracatı. Nasıl artıracaksın? Senin ihraç ettiğin ürünün %80-85'i ithal. Tabii mi? İstediğin kadar döviz kaç lira olursa olsun. Girdilerin artıyor. Aradaki tek var. Oradaki çalışan gariban işçi. Oradaki çalışan gariban işçinin maaşı neyse dolar bazında o düşüyor. Senin bir kâr ediyorsan işçinin alın terini kâr ediyorsun. Doğru. Yoksa ihracattan, üretimden falan öyle kâr etmiyorsun. Diyor mu yani sen 100 liralık malın 80-85'i 87 zaten aşağı yukarı. İşte kaçsa bilmiyorum oranı. İthal. Yani eğer oturup doğru konuşsak. Şimdi ben şu hükümetin politikasını, teşhisi, bak tedavi demiyorum. Teşhis, Kemal Sadun Aren'in teşhisi. Türkiye'nin doğru bir numaralı. Teşhis. Bak. Doğru ama uygulanamaz. Türkiye'nin bir numaralı zırıl zırıl komünist ekonomi profesörü Sadun Aren'in teşhisi. Benim teşhisim şu anda hükümetin tesisi. Üçümüz de ortak paydadayız. Ama tedavi ne? Yok o değil. Tedavi hocam. Böyle akşamdan sabah olacak iş değil. Benim dediğim gibi. Sen sanayiciye gittin orada. Arsa rantçısına ezdirdin. Adam bütün variyetini arsaya harcadı. İkincisi o tarım arazilerinin üzerine fabrikalar yaptırdın. Ya koca Türkiye'de hazinenin kırsal aracı mı? Kayseri'yi düşün. Oradaki organize sanayi al Ömer abi. Erciyes'in Develi tarafına orada kıraç... Tuzlu yerler tabii, var ya. Tabii, oraya koy ya. İnce suya yaptıydın ya da bak Mimar Sinan ne güzel mesela. Nevzat Bey uyardılar. Bağışlayın. Mimar Sinan organize ne güzel. Yani şunu diyeceğim. Orayı hiç zararsın Nevzat Bey evet. Tarım ağası değil. Şunu diyeceğim Ömer abi. Bu iş olur mu olmaz mı diyor. Bu iş şuna benzeyecek ileride. İleride inşallah olmaz da. Öküz kafasını küpe sokmuş. Çıkaramıyor. Hocaya gitmişler demişler ki. Kes kafayı. Hocam öküzün kafası küpten çıkmıyor. Kesin lan öküzü demişler. Tabii. Kesmiş gene çıkmıyor kafa. Hocam gene çıkmıyor. Bu sörde küpü kırın lan demişler. İşte bak sonradan söylüyorum. İnşallah. Öldü. Böyle öküz öldü. Ha bir de şunu da söyleyeyim. Ben çok konuştum da hemen kapatayım. Şimdi her iktisatçının bir görüşü vardır. Yani bu şimdi önce başlangıçta masumane bir görüş. Tabii ki yanlış demiyorum. Ama tedavi de yanlış. Şimdi iki tane iktisatçıyı bir odaya kitle. İkisi de birbirine zıt. Tamamen zıt görüşleri anlatıyorlar. İkisi çıktıktan sonra şöyle bir bak ikisininki de yanlış doğru değil. Tam zıt görüş olduğu halde. Bu bir. Şunu da söylüyorum kapatıyorum Hatice Hanım. Çok özür dilerim. İzleyicilere diyorum ki 10 tane doktora git. Onu da ameliyat ol diyorsa kesinlikle ameliyat ol. Ama 10 tane iktisatçıya git. Onu da şunu yap diyorsa tutmaz, kesinlikle evet. Yapma. Benim diyeceğim bu. Buyur Hatice Hanım. Teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık diyorum. Bugünlük programımızın sonuna geldik. Tekrar görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın.